İyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Orkun Gödek. Ee, yine bu haftada sevgili Işık Gökte ve Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Niye, geldin Işık, niye abi. Işık Gökte sevgili de ben değilim? <laughs> ya zaten yayın anısı girdiğimizde ben farkında değilim. Işık abi sağ olsun güldürdü bizi. <laughs> Her zamanki hali. <laughs> Işık abi bu arada şey... Çok abim farkındalığı yüksek. ama. Çok farkındalığı yani. yüksek. <gülüyor> <gülüyor> farkındalığı yüksek. iletişime çok önem veriyor. Uzun. Huzur dolu, sağlıklı, Covid'den uzak bir hafta olsun hepimize. <laughs> Bu arada bir konuk daha mı olacak? Yani bileyim, <laughs> burası böyle açılsa bir şey daha gelecek zaten. Yani de. bilmiyorum. Ee, yayın uzun. <laughs> Bakalım doldururuz bir şekilde. Maske, mesafe, hijyen diyoruz yani. Evet mesafe önemli. Vallahi nasılsınız ya? Çok hareketli bir bir haftanın ardından. Ben açıkçası çok yorgunum. Ben, ben iz, izne çıkmak istiyorum yani gerçekten. <laughs> Uyuyabilir, son, uyuyabilir misin? Bunda pazar pazar, şey günü uydum, pazar günü uyudum. Pazar günü uyudum. Bunda bunda hatalı olabilirim ama geçen hafta lira varlıkların geçirdiği haftayı ben 2012 Kasım'ında Fitch adlı derecelendirme kuruluşunun bizi yatırım yapılabilir kategoriye çıkardıktan beri hatırlamıyorum. Böyle bir haftayı. 8 sene olmuş tam. 2012 Kasım. İşte o şey e, ee, ilk yatırım yapılabilir ülke ilk ya, ilk 2012 Kasım Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan o zaman başbakan, başbakan. ve <laughs> Obama ile görüşmeden çıktı Aynen. Daha otele giderken şey gelmişti. Amerika ilişkilerimiz gelmişti. iyi. Fitch yatırım yapıyor. Sonra Nisan Mayıs'ta da diğer ikisi geldi. Sonra sonra Moody's bizi yani alıyor. 6 ay içinde 3 şeyden de 2000 yok Moody's bizi 5 ay sonra alıyor. 2013 Nisan, Nisan 2013 Nisan. 2013, tamam, işte Nisan. onu söylüyorum ya. Kasım'dan evet. Mayıs'a saydım işte yaklaşık 6-7 aylık dönemde Evet. Şey, arka arka Ondan göreceğim. sonraki 12 ayda da 60 milyar dolar portföy yatırımı. Evet. Yani çok çok, yani. konu. 2013, 2013 Mayıs <laughs> borsa 5.1 dolar tarihi evet. zirve. E, ee, faizler %5. İşte yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli. Ya ben geçen hafta yaşananları 2012 Kasım'ından son 8 sene. Yani ben çıkardım geçen hafta ne olduğunu. Ee, i̇nşallah ee, önümüzde böyle güzel haftalar olsun diyelim. Çünkü İnşallah. biz sonuçta yatırımcının kazanması kadar e, Türkiye Cumhuriyetinin de kazanmasını e, yani bu geçen hafta geçen hafta büyük kazançlar olduğu kadar çok büyük evet. kayıplar da oldu. Aynen. Evet. Bunu söylememiz lazım. Yani biz burada yatırımcıları kandıramayız. Yani geçen hafta dolarda olan arkadaşlar, gram altında olan, olan arkadaşlar, Viop'ta açık işlem yapanlar. Tabii Viop'ta açık işlemde olan ya da yani. Allah korusunluk pozisyon banka açığı olan arkadaşlar. Evet. Geçen hafta dolar bazında bankacılık endeksimizin yüzde 38 dolar bazında rale ettiğini gördük. Muazzam olarak. Muazzam. Onları onları konuşuruz. Hepsini konuşalım. Hepsini konuşalım. Şunu çok hızlı Şunu unutmamak tabi. lazım tabi. E, aynı öyle valla yine lafın ne der? Kitabı tam ortasından başladık da. Yok biz yapamıyoruz ee, yani bizim plan şey, yok Televizyon işinde. Şunu söyleyeyim e, gerçekten. Beni mesela arayan çok oldu. İşte altın pozisyonunda terste kaldım, Tabii. döviz pozisyonunda terste kaldım. Ne yapayım? Daha düşer mi? Alayım mı? Buradan satayım mı? E, eksik olmasınlar. Uzun süredir arayıp sormayan arkadaşlar şey yaptılar. E, Hayatır sorma şeyi altında, başlığı altında pozisyonlarını bir gözden geçirttirdiler. E, yani kimse parasını kaybetmek istemez. Yani bir zarar elde etmek istemez şüphesiz ki. Çok doğal bir şey bu ama şunu kabul etmemiz lazım ki ee, eğer işler iyi gidecekse e, ülkenin geneline yayılacak bu iyimser hava aslında bugün kaybettiğini düşünenlerin de uzun vadede kazandığı bir iklimin adımları atılıyor. Ee, i̇yi başlandı. Bu hafta tabii o kritik PPK var onu bekleyeceğiz. Çok da anlam yüklendiğini düşünüyorum açıkçası onu da söyleyeyim Çok yani. Çok da fazla yani. Ee, evet. Kabı yani, taşıracak kadar önemli. Sadece bir kişiden ya da bir toplantıdan bir mucizeye beklemek. Geçen da söylemiştim ya bizim böyle bir şeyimiz var yani. Mutlaka bir mucize bekliyoruz. Ee, yani o... Neredeyse yapısal reform falan çıkmasını bekliyorlar şu anda PKK'dan Vallahi böyle. kişisel fikrimi söyleyeyim. O, yani... mu, o mucizeyi bekleyenler için Türk halkının, Türk milletinin e, o kotası Mustafa Kemal'den sonra dolu. Bir daha mucize gelmez Türkiye'ye. Dolayısıyla çalışarak, üreterek bir şeyleri yapmak lazım. E, ama şunu söyleyeyim. Konuya tekrar döneriz. E, yani bakanlık da açıklıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dile getiriyor. Neredeyse bütün yetkililer. Covid vakalarının muazzam bir artış var. Yani çember her geçen gün biraz daha daralıyor. Ee, bir umursamaz hal, ben mi öyle gözlemliyorum açıkçası bilmiyorum. Bence hepimizde var. Yani hepimizde bir bir yorgunluk bıkkınlık. Ama yani şöyle e, durumun vahametini ya biz anlayamıyoruz ya tam yansımıyor. E, öyle olunca da herkes aynı anda bence salmış durumda. Valla ben şöyle düşünüyorum mesela ilk dalgada yani o Mart sonunda yaşananda benim yakın çevremde kimse de yoktu ama şimdi çevremde yani çok yakınımda arkadaşlarım da onların büyüklerinde Hatta hayatını kaybeden işte ortak dostlarımız var Can kayıpları var ne olur yani hepimizin biraz şey yapması lazım biraz daha dikkat etmesi lazım Elbette ki işte günlük yovmü çalışan ekmeğin peşinde olan pek çok insan var Onlara söylenecek bir şey yok ama en azından çekilebildiğimiz kadar tekrar bir ee, hani soluklanacak sanki böyle bir birkaç günlük bir şeye ihtiyaç var gibi. Yani işin Hı. uzmanı değilim ama hani vaka olarak ya da çevrendeki insanları gözlemlediğimde birkaç günlük bir kapatma sanki tekrar bir e, en azından bir vitesi küçültmeye ve bir farkındalık yaratmaya katkı sağlayacak gibi. Yani bir bulaşıcılığı bence. çok Özellikle bilmiş. İstanbul'da. <laughs> yani şunu söyleyeyim daha önce de söylemiştim. Gerçekten bunu anlamıyorum. Yani bu maskeyi takmama konusu bir bireysel özgürlük falan olamaz. Öyle bir özgürlük anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Hele böyle bir ortamda olamaz. Hani maskeyi takmıyorsam takmıyorum, hayat benim falan diyemezsiniz. Kimse diyemez bunu, ben de dahil. Ya sen sadece kendi hayatını değil, kendi sağlığını değil, toplum hayatını, etrafındakilerin hayatını, hatta ülkenin bence ekonomisini etkileyecek bir riski tetikliyorsun. Dolayısıyla hepimizin bir kendimize gelmesi lazım. Ya yani açık söyleyeyim o öz eleştiri kendime de yapayım. E, ee, kadar ben de çok fazla e, duyarlı davranmıyorum. Duyarlı davranmamaktan kastım daha kalabalıklara girip çıkmaktan söz ediyorum bu arada. Ee, ben de tamam artık eve dönüş projesini başlattım yani. Vallahi aynı kanaatteyim. Ee, bence hep beraber kendimi de katıyorum. Bir komple bir salma durumu var. Ee, dediğim yani bunda gibi. Bunda bir eleştiri olarak değil bir tespit olarak söylüyorum. Dediğim gibi yani o eleştirdiğim kitlenin içinde sadece maskesiz takan ama daha fazla bir önceki tura göre e, şeyde gezen, e, ne derler, kalabalıktan içinde gezenlerden biri de benim yani. O eleştiri de yapmaktasın. Evet, valla konuşalım, başlayalım, piyasayla konuşalım. E, geçen haftanın hikayesiyle başlayalım. Geçen hafta biliyorsunuz Türk ekonomi yönetiminde ciddi değişiklikler oldu. E, Berat Bey'in istifası kabul edilmesi, e, Naci Bey'in işte Murat Uysal'dan e, boş boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi... Ee, Lütfü Bey'in ataması. Lütfü Elvan'ın gelmesi. Yani bunların hepsi evet. baya işte Cumartesi sabaha karşı ve işte Lütfü Biz çıktıktan sonra o gece de Lütfü e, Bey'in Sayın Albayrak'ın istifasının kabul edildiği e, sonrasında gibi. da birkaç saat sonra da e, Sayın Elvan'ın Hazreti ve Maliye Bakanlığı atandığı haberi geldi. Evet yani o, bu arada şunu da söyleyeyim. Hepimizin adına aslında. Hani yayında niye Sayın Albayrak'ın istifasını konuşmadığınız gibi böyle bir takım şeyler var. Netice itibariyle teyit edilmemiş bir bilginin konuşulacak bir tarafı olamaz. Yani biz yayından çıktık. Hatta kulaklıklarımızı bırakmak için, mikrofonları bırakmak için e, rejiye gittiğimizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden e, Sayın Albayrak'ın istifasının e, kabul edildiği haberi geldi. Dolayısıyla sürecin bizle e, ne derler, e, herhangi bir ilgisi alakası yok. Yani, Resmiyet o... kazanmayan, kazanmayan bir şeyin üstünden... Konuşmak kadarı mağrasıcı olamaz zaten. Programın yani. konseptiyle de şey değil yani kişilerin üstünden konuşabileceğimiz bir şey yok. Ee, görevden ayrılanları gidenlere hizmetleri için teşekkür ediyoruz. <laughs> tabii ki güzel evet. Gelenlere de Aynısı, hayırlı olsun diyoruz. Sayın Uysal için de söyledik zaten. Tabii canım ya yani, Murat, evet, Murat Bey için de söyledik teşekkür ederiz dedik. Ee, Naci Bey de hayırlı olsun dedik. E, Bizim konuşabileceğimiz yer fiyatlamalar tarafı. yani başka elimizden hiçbir şey yok. Gelen. Geç. Yani siyaset çok, programı değil bu politika programı değil. Çok haklısın. Geçen haftanın bence. Sayın Elvan ve Ağbal'ın ki kendileri çok değerli insanlar ve kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Bence ondan çok daha önemli bir gelişmesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın retoriğindeki değişiklik. Parça parça. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerindeki değişiklik konusuna gelince aslında bunu insanların çok iyi anlamasını isterim. Çünkü yabancı yatırımcılar geçen hafta neden swap üzerinden bu ülkeye bir buçuk tire 2 milyar dolar gibi önemli bir rakamda TL varlıklarda alıcı oldular. Bana göre bu Sayın Elvan'ın ya da Sayın Ağbal'ın isimlerine ya da onlara güvenilen inanılmaz böyle onlara gösterilen inanılmaz bir güven değil. Bunun şeyi bu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uzun zamandır ilk defa iki tane ekonomi konusunda inanılmaz önemli ve TL varlıkları destekleyici görüş ortaya koydu bana göre. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin reel faiz vermesi gereken bir yer olduğunu söylemesi. O enflasyon Evet en az enflasyon kadar faiz en az enflasyon süreci biz zorluyor. Bunu ilk defa sayın cumhurbaşkanımız <laughs> telaffuz etti. Bu kadar net. İkincisi acı reçete olayı. Acı reçete olayına girebiliriz. İlk defa ben sayın cumhurbaşkanımızın bir söyleminde gerekirse acı reçeteyi içeceğiz dediğini duydum. Şimdi bunlar o kadar önemli bir yabancı yatırımcı düşünün sürekli sürekli negatif reel faize doğru gitmiş ve politika faizinin olması gerektiğinin çok aşağısında tutarak enflasyon beklentilerini kötüleştirmiş ve bankacılık sistemi üzerinden sürekli kredi vermiş bir ülke. Her zaman golü enflasyon tarafındaymış ve ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir yabancı yatırımcıya güven mesajı çok önemliydi bence geçen hafta. O da yabancı yerli ve yabancı yatırımcıya güven mesajı ve ben şunu anladım Sayın Cumhurbaşkanımızın demeçlerinden ki ben bunu bir politik söylem olarak görmüyorum. Sürekli bizde Mert ne söylemi vardı? Rekabetçi kur. Aman kur rekabetçi olsun. Şimdi bana birisi akademik bir çalışma getirsin ki kur 6.85 yerine 8.58'e gittiğinde Türk ihracatçısı daha çok para kazansın ben bu çalışmayı görürsem bu sektörden ayrılacağım. Böyle bir çalışma yok. Çünkü bu doğru değil. Doğru değil. Böyle bir şey yok. Türkiye hiçbir yerde kur rekabetçiliğiyle bir şey kazanmıyor. Türkiye belirli bir şeyi çok güzel ithal ederek, burada inanılmaz güzel fabrikalarda üreterek ihraç ediyor. Biz kur rekabetçiliğini, biz Çin değiliz. Biz Tayvan değiliz. Onun için bu söylemi Yerine bırakarak şunu dememiz lazım. Kur her sene enflasyon kadar değer yitirsin. Çok güzel. Enflasyon ne olacak sene sonu? Yüzde on buçuk. Kur nerede başladı seneye? 594 Bu nereyi gösterir sene sonu? Altı yetmiş Burada olsun kur. Biz bu söyleme sayın cumhurbaşkanımız ilk defa Türk lirasını değerlendirmek yani değer kazandırmak için bir çabaya gireceğiz dedi. Bu çok önemli bir söylem, çok önemli bir söylem değişikliği. Bence yabancı yatırımcıların geçen hafta Türkiye'ye inançlarının gelmesinin ana nedeni Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleridir. Vallahi sen sohbetin ortasından başladın, ee, güzel de oldu ama aslında hikayenin bir başı var yani şöyle. Tabii. Ben hafta ya ben senin gibi e, tüm her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları üstüne kurmuyorum. Ben direkt aldım böyle. Tabii tabii. tabii abi, lütfen. Yani şöyle önemli açıklamalar. Ben de hakikaten dinlerken böyle 2005-2006 yılındaki açıklamalara çok benzettim. Yani o dönemdeki... Piyasa ne kadar özlemiş çok, değil mi? Çok, özlemiş. çok yani özlemiş. Bana yani bana bir onu dinlerken birisi... Yani takvimin Kasım 2020 olduğunu şey yapmasa Hani ben bayağı 2005-2006 yılı derdim. Çok haklısın. i̇şte hukuka, yabancı yatırımcıya, içeriye, Türk lirasına. Ee, özlemişiz hakikaten böyle söylemleri. Ya piyasa çok özlemiş ama piyasada tepkisini koydu zaten. Yani, önemli bir manav. çok çok önemli bir oyun <laughs> değiştiriciydi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. ama haftanın yani saat Pazartesi günü saat 9'da Naci Bey'in ilk geldiğinde yaptığı o kritik açıklamayla başladı. Onu geçen hafta burada da söyledik yani fiyat istikrarının öne çıkması, o metinde finansal istikrara yer verilmemesi, sadeleşmeye, iletişime yer verilmesi, sonra Lütfü Bey'den gelen açıklamalar. Bence bunu bir set olarak görmeli. İşte şey swap hamlesinin gelmesi, hafta ortasında da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları derken bu tamamen Türk varlıklarına yaradı. Çok önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi CDS 540 bazı puandan 400'ün aşağısına geldi. Evet. Bu artık pandemi önceki seviyeler. Ben ben CDS'e bir geleme bekliyordum hafta başlangıcında. Bunu da konuştuğum, anlatabildiğim herkese söyledim, yazdım da. Ee, ama bu kadar bir hızlı gerilme çekilme bekliyor muydun dersen hayır beklemiyordum ama bir düşüş şu CDS'de bekliyorduk. 450'ler civarında ondan sonra kademeli 400'lere. Ee, Türk lirasında çok ciddi bir hareket gördük. %11-12'lik. Ee, Borsa İstanbul, bankacılık hisse senetleri. Yani Türk varlıklarının fiyatlama e, yaklaşımı eski günlerine döner şekilde bankacılık hisseleriyle genele yayılır şekilde işte Türk lirasının değerlendiği falan işte yeniden yabancı raporlara Türk lirasının Türk varlıklarının girdiği bono faizlerinin düştüğü CDS'in gerilediği gerçekten biz özlemişiz ya bu ortamı. Biz de yazdığımızdan zevk aldık konuştuğumuzdan zevk aldık yani mantığa akla yatkın matematikte ya falan. Sokakta insanların tekrar enerjisinin bir miktar yükseldiği yüzünün gülmeye başladığını Falan görüyorsun ya yani. sektörün de yüzü güldü bence. Yani herkes mutluydu benim konuşum. Herkes Tarihi herkes, bir haftaydı geçen hafta. Herkes haftaya. piyasa konuşmaktan çok zevk alıyordu. Yani Merkez Bankası'na dair akıl, mantık yürütebiliyorsun falan. Hakikaten bu fiyatlamaları özlemişiz. Ben burada iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi hareket hafta başında başladı. Yerli analistleri, bütün arkadaşların hakikaten eline sağlık, aklına sağlık. Ben yani yabancılar çok geç, çok geç yani çarşamba günü akşam üstünden sonra falan yabancılar burada olan biteni kavrayabildi. O da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte ee, onlar çok daha şey yaklaşıyorlar çünkü yani Merkez Bankası'ndaki değişme falan çok daha ihtiyatlı duruyorlardı. Ee, yabancı o yere göğe sığdırılamayan yabancı raporlar, yabancı analistler e, geride kaldılar. Yani burada 3 günlük ralliyi kaçırdılar. E, e, ve yerli burada bu kadar anlatırken biz bir aydır burada ne diyorduk? Merkez Bankası hiçbir şey yapmıyor değil. Fonlama maliyeti sıkışmaya devam ediyor. TL maliyeti yukarı gidiyor. Bunun bir yerde TL ye yansıması lazım. Evet tüm bu gelişmeler bir miktar daha hızlandırmış olabilir ama e, hala bugün gün, gün gelmiş işte, yok şu şunu demiş şuraya düşermiş TL falan. Yani arkadaşlar 8.30'larda 8.40'larda Türk analistlerinin hepsi diyordu. Hepimiz diyorduk. %10-15 civar köpük var diye demiyor muyduk? Anlatıyorduk ama yani bu, bu kadar yabancı şeyi e, sevdası, yabancı rapor hastalığı ee, bir kere bunun ne kadar yanlış olduğu ve buradaki hikayeyi okuyamadıklarını görmüş olduk. İkiniz hafta sonu yine bir örnek vardı. Yani hiç burayı Türk varlıklarını artık Türk analistlere cover ettirmedikleri için ve bir sürü e, yabancı şeyinde, kurumunda, e, Londra'da falan ofisinde bir Türk kalmadığı için artık ben mesela hafta sonu çıkan raporların bir tanesi 150 bas mı 175 bas mı ne? Yani içine, less, less ben isim vermeyeyim dedim yani içinde bir tane Türk yok. Burada ne olmuş bitmiş hiçbirinden haberleri yok. Burada retoriğin değiştiğinden, söylemlerin değiştiğinden, insanların ne konuşmaya başladığından. Ama bu kadar ke kenarından e, bu kadar kolay Türkiye'yi kavur etme yönelik, Türkiye'ye yönelik yorum yapmak ya bu kadar kolay olmamalı. Yani hakikaten buradaki sektördeki insanların da değeri bilinmeli. Yani bir kere daha söylüyorum. E, hala bugün yok sosyete general 6.90'a düşer demiş. işte JP Morgan şunu demiş. Arkadaşlar yani burada dünya kadar yetişmiş insan var değerli. Ve bu insanlar anlatıyorlar. Yani bu, bu sektördeki insanlara değer verin. İkincisi ya bankalar ucuz, bank ya bankalara güven olması lazım. E, fiyatlamaların bu kadar iskonto'nun dönmesi lazım. Yani bu kadar sanayi ayrışamaz. Bu bir yerde olacaktı. ya gördük ki. Yani neredeyse şu program başladığından beri bunu anlatıyoruz yani. Ve her gün daha bankaların bankacılığın aleyhine ayrışan bir fiyatlama öze. Her hafta hele Işık her hafta anlattı bunu yani. Ya gördük ki burada havanın birazcık değişir gibi olması, bak Tabii. komple değişmesi değil. Aynen diye. aynen. Eğer o işaretin, buraya işaretin, işaret fişeğinin çakılması bile yetti yani. Eğer buraya yabancı girişi olacaksa ki geçtiğimiz hafta 1-1,5 milyar dolar civarı evet. bir giriş olduğundan bahsediliyor. Sen Cumhurbaşkanı 2.7 dedi evet. mesela. Cumhurbaşkanı konusunda. öyle bir rakam telaffuz etti ama onun tüm hepsini bir kapsıyor. Neye şey yaptığını detay vermedi. Bu hafta Perşembe günü öğreneceğiz Merkez Bankası datalarından. Ama belli. Yani kiminle konuşsak, hangi kontağımızla görüşsek, işte genele yayılır şekilde bireyselden, kurumsaldan, yabancıların hafta başından beri döviz bozduğu, e, yabancı yatırımcıların döviz bozduğu, TL aldı. Bak Türkler, Türk yatırımcılar, lokaller çarşamba, perşembe gününe kadar burada döviz bozmadılar. Hala düşüşlerde alma şeyine falan çok sorular geldi ve gelen soruların tamamı e, artık buradan döviz alalım mı? Ve ben bu elimizde var maliyetim. Ya ben hep aynı cevap veriyorum. Alırken kime sorduysanız ya da kime sormadıysanız kararda satarken ya da düşerken gidin ona sorun. Gidin ondan şey yapın. Çünkü burada bizim anlattıklarımızı akılla mantıkla değerlendirmiyorsanız ve kafanıza göre iş yapıyorsanız düştüğünde de kötü günde de hesabını kitabında da kendiniz verin. Bir diğer hususta gördük ki buraya biraz yabancının girişi eski fiyatlama usulüyle oluyor. Yani ne kadar ortam değişse dersin ne kadar biz düz dışında hareketler olursa olsun yabancı geliyor arkadaş banka alıyor. Burada kaç defa önerini verdik değil mi? 5 lirada satar gelecekse gider 6,5 liradan alır. Aynen. <laughs> aynen şu örneği vermiş hatırlarsanız. 7,5 liradan bir gün bir yabancı kurum adına 43 milyon lot garanti satışı evet. olmuştu. Hatırladınız evet. mı o günü? Evet. 43 milyon. Evet. lot. Biz de konuştuk hatta bu O yayında. günü bu programda konuşup abi bu adam doğru şeyleri yaparsak 7,5'tan sattığı malı 9'dan geri alır demiştim. Evet. Çünkü bu adamlar öyle fiyata bakmaz. Nasıl olsa dolar bazlı bakıyor adam. Yani bir şey değil. Ya çok... çok normal değil mi abi? Önündeki evet ki sis perdesi kalkıyor adam. Öndekisi yani yedi yani buçuktan sattığım al dokuzdan şey. yerine koyar adam. Ben de öyle öyle oldu işte Araba geçen hafta. Öyle değil mi? Duruyorsun, duruyorsun. Ya sonra öndeki o sis perdesi, evet. sis bulutu kalktandan basıyorsun, gidiyorsun. Bu, bu adamlar, bu adamlar bizim gibi KY değil ki. Bu adamlar belirli şeylerin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki politika yapıcıları doğru şeyleri yapıyor mu yapmıyor mu ona bakıyor. Bak yaptığı zaman ne güzel şeyler oluyor. Ne bakıyor adam? En büyük göstergemiz bizim nedir enflasyon beklentileri konusunda? 10 yıllık dips faizimiz. Evet. Geçen hafta 179 bas puan iyileşme oldu. Hangi ortamda iyileşme oldu? Düşüş oldu. Merkez, sıkılaşma Merkez ortamda, Bankası'ndan sıkılaşma bekliyoruz. Merkez Bankası'ndan Naci Bey'den mükemmel bir açıklama geldi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama gel 179 bas puan. Türk lirası 8.56'dan 7.67'ye. bugün 7.54 gördü bu arada. Tabi 7.54'te gördü. Ben yani hani şeyden biz kapanışlarından bakıyorum. %10.4 değer kazandı. Üzerine daha da önemlisi 127 bas puan 5 gün içinde CDS'de iyileşme. 140 desen ona direkt tamam. 540'ı baza. Evet. Ve Arkadaşlar bu iyileşmelerden sonra bak bankacılık endeksi dolar bazında %38 MSCI Türkiye endeksi dolar bazında %23 gitmiş geçen hafta 5 gün içinde. Hala şu 23 Mart'ta başlayan hisse senedi ralisinde %38 gelişen ülkelerin gerisindeyiz. %38 gelişen ülkeler %57 gitmiş dolar bazında. MSCI Türkiye dolar bazında %10'luk. Daha da gidecek demek, yolu demek, var. Demek ki, demek ki doğruları yapınca ha. değil mi Vers? Sana devam de, et. Demek ki neymiş? Sen doğru adımları atınca, iletişimi doğru kurunca yabancı da buraya geliyormuş. Demek ki neymiş? Paranın sermaye şeyi yokmuş. Sermayenin milliyeti, dini yokmuş. Parayı nereden bulacağını görüyorsa gelip alıyormuş. Gün ardına bakmadan çıkan ha. bugün de koşar adım gelirmiş. Yani demek ki neymiş? Oturduğun yerlerden Yabancı yatırımcı düşmanlığı yapıp bizi de başka köşeye doğru yatırmaya çalışıp sonra Sayın Cumhurbaşkanından gelen mesajlardan sonra neyin ne olduğu anlaşılıyormuş. Evet. Demek ki neymiş? Ekim ayı toplantısında Merkez Bankası doğru karar aldı, ekonomik aktivite açısından diye alkışlayanlardan bugün de bir ses gelmesi gerekiyor, değil mi? Demek ki neymiş? Çok basit bir şey. Borsa İstanbul'da yabancı kaçıyor, Türk alıyor filan diye güzel güzel Harika gelişmeler bunlar deyip ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız söylem değiştirip yabancı yatırımcıları bu ülkeye çağırıyorum TL varlıklar değer kazanacak deyince yassana 180 aynısını. derece onu da yaz. Ya yazsana. Ya Fik onu da yaz. Fikrinin arkasında dursana. İşte onun için böyle hani büyük laflar orada burada edip ondan sonra ters köşeye yatmayacaksın. Çünkü neticede 5.5 milyar dolar her ay ihtiyacı var bu ülkenin. Kardeşim Para işte çevirmek neticede için. Burada yabancı yatırımcısı biz yap, yapamayız. İktisat politikasından ve ekonomiden söz ediyorsun. Önünde sonunda küçük değişiklikler olsa da aslında bir bilimden söz ediyorsun. Ve dolayısıyla doğrusu neredeyse sonunda gelip aynı yere geliyor işte. Ya biz, biz sinirle girdik. Ben zaten bu yerli Hayır, yabancı girdik. Bir de geçtiğimiz haftayı sen özetlesene. Ne gördün? Ne oldu bitti? Uh. Beni bıraksan çünkü bu özellikle yabancı rapor işinde bir epey sabaha kadar konuşurum ve haklı da olduğumu düşünüyorum. Tüm sektörde. Yerden göğe kadar haklısın. Her zaman olduğu gibi. Estağfurullah. Valla benim gördüğüm hikaye şu. Cumartesi sabah kalktığımızda Sayın Uysal'ın görevden alındığını yerine Sayın Ağbal'ın atandığını gördük. Geçen hafta izleyenler kusura bakmasınlar ama biraz geçen hafta atıfta bulunarak da anlatacağım. Orada gördüğüm hikaye benim açımdan iki şey. Bir, iki buçuk yılda üçüncü Merkez Bankası Başkanı'nın göreve gelmesinin doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. İki, ee, bu kadar siyasi erkin müdahalesiyle başkan değişikliğinin olmasında doğru ve sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yani valiler kararnamesi gibi Merkez Bankası başkanı değişmesi de doğru bir politika değil. Bak onu da yani iyi gündeyken bunu da söyleyelim. Üç, ama bir görev değişikliğinin o günü Türkiye'sinde çok doğru ve çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Kan değişikliği. Ma Aynen öyle. Maalesef Sayın Uysal her türlü iyi niyetli çabasına rağmen, e, istenilen politika setini uygulayamadı, doğru anlatamadı. Adına ne derseniz değil. Şimdi senin söylediğine de bir ekleme yapayım. Lütfen. Hani sen dedin ya, haklı olarak. Ya hep anlatıyorduk işte Merkez Bankası sıkılaşıyor. Bunun bir sonucu doğacak. Aynı Merkez Bankası başkanıyla devam etse bu sonucu görmeyecektim bugün. Çünkü ya bir değişiklik var burada. İki, ya onu da şundan söylüyorum. Hayır, hayır siz söyleyin türü... eleştirmek için söylemiyorum mu? Yok yok, bu arada. hayır, şundan söylüyorum. Yani burada her konuşan Türk analiste siz zaten yalanı söylüyorsunuz, siz doğru konuşmuyorsunuz, siz yanlış verileri Ko bakıyorsunuz. Korkma, doğruyu sizin, anlat. Sizin baktığınız büyük <laughs> verileri başka, sizin baktığınız Merkez Bankası dataları başka. Türkçe çıkmıyor musun? Doğru, doğru bir, doğru tek. Bakın şunu söyleyeyim, ben bir tane rapor okudum. Ee, ya gene sözünü kesiyorum seni ama hakikaten yok sinirleniyorum. Sao? Diyor ki e, aynı banka isim vermeyeceğim. iki hafta önce. Türkiye'de para politikası yeterince sıkılaşmıyor diyen banka hafta sonu okuduğumda diyor ki e, beklediğimizden daha hızlı sıkılaştı Merkez Bankası bu süreçte. Ya yapmayın Allah aşkına ya bu kadar da yapmayın. Yapacak bir şey yok. Ya abi şunu şunu açıkça. Ama onlara prim şunu, veren insanlar var. Şunu, bak şunu açıkça bizi izleyenlere söyleyelim. o O yatırım bankalarının raporları şu şekilde yazılır. Müşteriler pozisyonlanmışsa uzun ya uzun pozisyon ne demektir? Al tarafında pozisyonlanmışsa o raporların tonu başka çıkar. Açığa satışta yani dolar TL uzun pozisyon ya da Viop kısa pozisyon gibi şeylerde o daha başka çıkar. Onun için yani e, yabancı raporlar önemlidir. Özellikle 3-4 tane firma isim vermeyeceğim. Küresel lider olarak gözüken firmanın raporları çok önemlidir. Ama lütfen yatırım işlemlerinizi Sadece bu raporlara bakarak... Kesinlikle. Bakarak lütfen düzenlemeyin. Ee, bazı haber servislerinde büyük harflerle çıkan işte bilmem ne al tavsiyesini nötre indirdi falan gibi şeylerle lütfen yatırım kararlarınızı vermeyin bu arkadaşlar. Bu arada hepimiz okuyoruz. Herkes birbirini okuyor. Herkes evet. birbirinden yararlanıyor ya, ama bu işi ya. bu kadar abartmayın Allah aşkına. Evet. Ben devam edeyim mi haftaya? Lütfen. Es Biz gerçekten es sen hepimizin yerine konuş Ya, <laughs> Şimdi... Şunu da söylemiştim geçen hafta. Sayın Abal Türk bürokrasisinden yetişmiş maliye kökenli. Dolayısıyla Türkiye'nin son dönemdeki maliye bakanı, yani sistem değişikliğinden önceki son maliye bakanı çok iyi bir bürokrat. Maliye politikaları uzmanı birinin aslında getirilip para politikalarının başına konması başka bir soru işaret. Ama piyasa bunu öyle yorumlamadı. Piyasa bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kendisine en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesini Merkez Bankası'na emanet etti şeklinde okudu. İki, sonrasında yaklaşık herhalde 30 saate yakın süren bir belirsizlik. Sayın Albayrak'ın istifa etti, etmedi, kabul edildi, edilmedi tartışmalarının ardından. Ee, biz geçen hafta burada yayına çıktıktan sonra e, gene e, Kalkınma Bakanlığı yapmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış önemli bürokratlardan birisi. Sayın Elvan'ın da ve Maliye Bakanlığı'na getirdiğini gördük. Bir, ben şimdi kendim, daha doğrusu şöyle tamamlayayım. Peki, bunların yarattığı bir iyimser hava var. Ama esas kilit ya da o vitesin büyümesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisinin grup toplantısındaki açıklamaları. Çünkü aynen Işık'ın söylediği gibi bir söylem değişikliği ve zaten çoğunu konuşturuz. Ama ben kendi gördüğüm yerden yani biraz vatandaş, biraz piyasacı mertlimaz gözüyle anlatayım. Ben şöyle okudum. Sayın Cumhurbaşkanı ortada bir ekonomik sorun olduğunu, işlerin iyi gitmediğini görmüş, kabul etmiş. Evet. Sonunda da kendisine yakın çalışma arkadaşlarıyla beraber bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli kadro değişikliklerinde, gerekli politika değişikliklerinde oluşturulması için gerekli yetkilendirmeleri yapmış. Bunu da üst perdeden kendi dile getirerek aslında piyasalarda bir teminat ortaya koydu. Yani Ar çünkü... arkasındayım da dedi. tabii tabii yani onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü şöyle olacak. Ya tamam ne olacak işte Sayın Uysal gitti, Sayın Ağbal geldi ama işte Cumhurbaşkanı izin vermez faiz artmasına gibi laflar duyacaktık. Ee, kelimesi kelimesi söylemeyebilirim ama Merkez Bankası'nın başkanının alacağı her kararın arkasındayım gibi bir şey var. Söylem var işte var. enflasyon kadar faizi artık ödemek zorundayız. Hukukun üstünlüğü gibi hep benim söylediğim Sorun sadece ekonomik değil. Başka bir yerde başka bir şeyler var. Yani hukuk da bunlardan biri. iletişim bunlardan biri. Eğitim bunlardan biri derken. Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu söyledikleri ben gerçekten şöyle dinledim. Bundan da çok keyif aldım itiraf edeyim. Sanki ilk defa seçilmiş önünde yeni yani yapılmış kapsamlı bir çalışma var. İktidara yeni gelmiş sorunların ne olduğunu bilen tespit etmiş ve şimdi çözümle yönelik adımlar atacak bir siyasi lider havasını piyasaya verdi. Şimdi şunu unutmamak lazım yalnız. Piyasa Sayın Ağbal'a da, Sayın Elvan'a da, hatta Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerine de, sen demin çok güzel söyledin bunu, yani bir paket olarak değerlendirmek lazım. Bence ciddi bir kredi verdi. Çünkü piyasa her zaman yeni gelen bürokrata özellikle, yani Merkez Bankası'na, bir ve bu kadar sıkışık dönemde gelen ve bu kadar yakın zamanda bir PPK toplantısı olan Merkez Bankası Başkanı bir test ederken öyle yapmadı. Bir alan açtı Merkez Bankası. Eee piyasa. piyasa. Ama buradan daha iyi yere gitmek istiyorsak söylemle bugüne kadar geldik. Şimdi 19'unu da atlatacağız. İyi de geldik bu arada. Ta, nef Bayağı iyi. Çok geldik. iyi geldik. Yani iyi bence yetersiz kalır. Ama bundan sonrası artık eylem zamanı. Yani bunu şöyle de anlaşılmasın, Şöyle anlaşılmasını istemem. Efendim işte vay bak gördün mü işte faizi 400 arttırmadı, 300 arttırdı. Yok efendim ondan söz etmiyorum. Daha makro işlerden söz ediyorum. Yani yapısal olarak bu sorunların varlığını kabul ettiysek şimdi hep o konuştuğumuz bir yol haritası, bir ajandaya bağlanmış bak kardeşim ben bu tarihe kadar bunu yapacağım. Burada eksimiz var, burada fazlamız var. Ve bunları iletişimle doğru anlatarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden anladığımız kadarıyla bir iletişim sorunu olduğu da kabul edilmiş. Bazı arkadaşlar kabul etmeseler de sonunda. E, tüm bunları şimdi söylemden eyleme geçme zamanı. Bunları eylemle destekleyebildiğimiz sürece ülkenin önü açılacak. Daha iyi günleri göreceğiz. Ama bir soru işaretini şuraya koyayım. E, buna benzer söylemleri ben Türkiye'de yakın zamanda çok duydum. Evet, şey gibi o peş peşe açıklanan paketler gibi. Ama şu anda bir hukukla ilgili hakikaten bir çalışmadan bahsediliyor bir yani yine paket kelimesi kullanacağım. ya yani hukukla ilgili bir hukuk paketinin meclise getirilmesi üzerinde bir çalışmadan bahsetti. Hatta Cumhurbaşkanı da o grup toplantısında söyledi. Yerlinin ve yabancı yatırımcının hukukunu tesis ettiğimiz işte makul bir getiriyi makul demedi başka bir şey değil ama bir uygun mu dedi yani bir getiriyi sunduğumuz tatminkar kazanç tatminkar dedi. kazanç evet ve burada güven güveni sağlayacağımız bir Türkiye Şimdi bi bizim burada yaklaşık 6 aydır aslında söylediğimiz şeyler bunlar değil mi? İstikrar, güven, hukuk, yabancı yatırımcı demek ki piyasa son... dostu, de... serbest piyasa. Sonunda buraya dönüldü. Ha, şimdi bak nefis yere geldi. Buraya çok gelen adamın parasını sokarken, soktuğu ne kadar rahat soktuğu, çıkarırken ne kadar rahat çıkardı. Şimdi demek ki söylenecek çok laf var da hadi ben de susayım biraz serbest piyasa vurgusu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyorsa demek ki gerçekten en azından algı olarak da olsa serbest piyasa dinamiklerinden, kurallarından belli noktalarda uzaklaşıldığına dair bir tespit ya Sayın Cumhurbaşkanı kendi gözlemi olarak var ya da işte çalışma arkadaşlarının yanındaki danışmanların ortaya koyduğu bir çalışmayla anlaşılmış. İnsanların şunu anlaması lazım. Bir kez daha söyleyeyim. Çok da uzatmadan kapatayım. Bu ülke hepimizin. Ülkenin vatandaşının hepsinin doğal olarak bir siyasi görüşü var. Ama ülke hepimizin. Bu ülkede doğduk, bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede çocuk yetiştiriyoruz. Ülkenin iyiliği hepimizin lehine. Dolayısıyla hepimizin daha fazla konuşması, daha fazla üretmesi, hepimizin birbirimizi daha fazla dinlemesi, ötekileştirmemesi. Bak, bir adım daha kaldı yani yapılması gereken bir şey daha var. Bunu da bir vatandaş olarak, bir rica olarak istiyorum bunu. Böyle bir hakkım olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Şu toplumdaki bölünmüşlüğün de bu kadar adım atılmışken Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şeyiyle, atacağı adımla bütün siyasilerin de katılacağı bir birlikle şu toplumdaki bölünmüşlüğün de ortadan artık yavaş yavaş hatta hızlı hızlı kaldırılması gerekiyor. Yani memleketin bir kısmı işler kötüye gidiyor diye seviniyor. Bir kısmı işlerde hiçbir sorun yokmuş gibi yaşıyor. Hayatın böyle olmadığını hep beraber gördük. Ay, bu arada izninle bir şey daha söyleyeyim. Ee, eğer gerçekten gördüğün doğruyu söylemezsen, anlatmazsan, günün birinde yatırırlar ters köşeye, ondan sonra böyle kalırsın. Ya savunduğun tezin, görüşün arkasında duracaksın. Bu yapılan yanlıştır kardeşim. Eski düzenin devam etmesi gerekir diyeceksin ya da bugünü yani fark etmez görüşünün olduğu. ya da özür dilemeyi bileceksiniz. Ülkenin üç tane kullanmadığı kelime var yani. Bilmiyorum, teşekkür ederim ve özür dilerim. Bu üç kelime şeyden kalktı bizde. Kullanımdan kalktı. Üçünde kullanana bir garip gözüyle bakılıyor evet. zaten yani. Burada durayım. Ben <laughs> e, ya ben ülkenin kötülüğü demeyeceğim de e, dolarizasyonun yüzde elli'nin üzerinde olduğu bir toplumda e, ne yazık ki çoğu insanın çevremizde de bu örnekler var. Ne yazık ki finans sektöründe bu örneklerden çok var. E, dolarize olmuş kendini bir türlü o mentaliteden çıkaramamış insanların ne yazık ki Türkiye'nin kötülüğü için bazı propagandaları çok net yaptığını ben görüyorum. Ee, bu şey değil yani. Hani kendi cebini konuşuyor. O okey. Bir yere kadar. Ama bu e, bizleri e, doğruları söylemekten şey yapmamalı. Bir, yabancı yatırımcısız bu ülke yapamaz. Bu ülkenin sıcak paraya da ihtiyacı var bu ülkenin uzun vadeli yabancı yatırımcıya daha çok ihtiyacı var istihdam yaratacak. İlk önce biz ne yapacağız? Biz FDI dediğimiz yani Foreign Direct Investment dediğimiz uzun vadeli yabancı yatırımcıyı bu ülkeye çekecek yapısal reformları, vergi reformlarını hem IFM üzerinden hem reel sektör ve hizmet sektörümüz için atmamız lazım. Bu bence birinci Sayın Lütfü Elvan ve Naci Ağbal'ın yapacağı bir numaralı şey. iki. artık BDDK'nın şu swap olayını tamamen ve aktif rasyo olayını tamamen bir geriye döndürme zamanı geldi. Artık bence yani bu çok net olarak benim gördüğüm hani görünen köy kılavuz istemez zaten oraya yavaş yavaş gidiyoruz. Neden yavaş yavaş ya? Artık yani Yönetim de değişti. Neden yavaş yavaş? Her şeyi yavaş yavaş yapmak zorunda değiliz. Bak sen, sen her zaman Mert'in çok güzel bir kelimesi var. Sen dolar alan adamı elini yakacaksın evet. ki, onu sen çok güzel söylersin. Da. Piyasa koşullarında, Yandı serbest, işte. serbest piyasa koşullarında elini yakacaksın ki öyle 2019 Mart'ında yaptığımız gibi değil. Bugün olduğu gibi. Bugün olduğu gibi. Piyasa... Serbest piyasa koşullarında elini yakacaksın ki. O adam ya da kadın bin bir defa düşünecek alternatif maliyetini, vazgeçtiğini. Alternatif maliyeti ve mevduat faizi, 650 bas puan yukarı giden son birkaç aydaki mevduat. Bugün 15.50 var piyasada. Var. 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 Kamu bankalarında 1 milyon TL üzeri daha büyüğünü evet. duydum. Var. Onu düşünecek. Öyle Hoca her seviyeden gram altındandır hocam filan. <laughs> Özür dilerim Erman Hoca tarzında söylemeye, <laughs> güldürmeye çalıştım. <laughs> Kameraman arkadaş da gülüyor. Kameraman abi. arkadaş <gülüyor> candır ya. Şimdi öyle yok. Hayır, dolar almanın yeri var. Almamanın, satmanın da alır, yeri alır, var. Onlar satılır zaten Heh. ya. Arkadaş bak, hayatta ilk öğrenilen şeylerden biri her şeyin bir fiyatı var, adil değeri var. Ha sen DXY, IMFX, 10 yıllık ABD tahvil faizi bunların öngörüsüyle değişik kanallara girip model yapmayı bilmeyebilirsin. Normal bir vatandaş değil bizim sektördeki kendini analiz sanan 100 kişiden 90'ını da bilmiyor zaten. <laughs> Gerek, gerek var. Ha zaten normal vatandaşın <laughs> bilmesi zaten evet. evet, evet. Yani normal vatandaşın bilmesine zaten imkan yok. Yalnız Gizli satır for gibi bir şey anlatırken aradan geldi evet. geçti. Fark etmedi. Şey yani 4 şimdi, 5 1'in beşincisi. Hani finans sektörünün <laughs> seviyesi de bu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Burada yapılması gereken şu. Şu psikolojiyi kırmak lazım. Her seviyeden dolar alırım. Her seviyeden altın alırım filan. Hayır alamazsın kardeşim böyle bir şey yok, yok alırsın da faaliyetine katlanırsın. Ha, onda, ondan sonra etrafta böyle mesire alanında gezersin <laughs> ha, havaya. Şimdi <laughs> şunu söylemeye çalışıyorum. Bankacılık, banka hisseleri üzerine birkaç bir şey hazırladım. Onu ikinci şeyde söylerim de. Şu BDDK swap aktivasyonundan tamam, bir gelelim. orada orada üçüncü şey söyleyeceğim. O çok kısa yapılması acil olarak gereken yapılması. Uzun vadeli bankacılık sektörü için bir plan hazırlanmalı. Bankacılık sektörü sürekli ekonomi iyileşecek, ekonomi iyileşecek, boş ver ya sorunlu krediler var ama önemli değil, önemli değil diye diye iki buçuk sene geçti. Ne sermayedarlar ellerini cebine attı ne de kamu bankaları dışı hükümet. Hiçbir şey yok. Ne Sayın Hakan Ateş ve Sayın Adnan Bali'nin başlattığı kötü banka, Dünyada 16 defa örneği gözükmüyor Asya ülkelerinden Orta Avrupa'ya. Kötü banka olayı a o şey edildi kötü. kalktı. O kötüden de ona kalktı. Herkes böyle bir beklenti. Arkadaşlar ekonomide bir iyileşme olmadığı belli. Pandemi kötüleşiyor. Yani Avrupa ekonomilerine ihracat ihracat diyoruz bir şeyler sürekli yok. Tim başkanı çıkıyor odur budur. Yani çok önemli yani nereden kazanacağız biz yani kopup gideceğiz mi nereye gideceğiz? Hayır onun için bankacılık sektörünün uzun vadeli sorunlu krediler problemine bir çabayla BDDK, TCMB, banka sermayedarları ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirli bir el atması lazım. İşte o zaman 9 liradan bugün garanti alan Tarihi zirve 12'den de almaya gelir. Bakın tü TL varlıkların Farklısın. pozitif ayrışmasını istiyorsak bir numaralı uzun vadeli konuda bu. Kız, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Lütfen. Uzun vadesini anlattı. Bu kadar değişiklik yapılmışken şu aktif rasyosunda kaldırılması ya, gerekiyor artık net, yani. Net. Ya bak, yemin ediyorum tansiyonum çıkıyor. E, zaten bir şey yaramıyor ki, zaten kullanılmıyor ki falan diyorlar ya. Kardeşim kullanılmıyorsa kaldır zaten yani. Niye duruyor zaman orada. Ya psikolojik olarak önemli ya, bir o, algı sebebi. Tabii canım orada orada frasyon. demokrasi kılıcı gibi sallanıyor yani. Bu arada ben geçen haftaki fiyatlamaların ortasında mesela Merkez Bank e, BDDK'dan swap hamlesi geldi ya. Evet. Ya o fiyatlamaların neresinde ne kadar bir paya sahip olduğu o arada ben onun bile iyi, kayna, ben kaynadığını düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Çok doğru bir hareket. Pazartesi günkü o fiyatlamanın içinde aşağı beri de var mesela. O kadar bir anda hani böyle gol yağmuru gibi iyi haber arka arkaya geldi ki hangisi ne kadarın içinde ne oldu ne bitti onu da ben kendim ayrı, ama gayet halimden memnunum yani hiç ayrıştırma şeyim yok. i̇yi haber akışı devam etsin. Şey demiştim fiyatlamayı Yeter ki. Yani aşı keşke bugün gelmeseydi. Evet. <laughs> yani tam da o kadar iyi fiyatlama olursa ama e, bir rüzgar var ve burada bir retoriğin değişiyor olabileceğine dair bir fiyatlama. Evet. Çok güzel. Sen de yayının başında dedin. Bir haftadır burada bir şeyler oluyor ve bu kadar hızlı haber akışının ortasında bu kadar olumlu piyasaların tepki vermesi bir kere bu da normal değil. Tabii canım. Yani piyasanın da bir çekilmesi lazım da. Ama tabii burada farklı sebepleri öne sürebilir. Şey i̇şte bunlardan bir tanesi Türk varlıklarına yönelik aşırı zayıf pozisyonlanma. Yani artık underweight'lerin de underı. Yani aşağısında gitmediğimiz yer kalmamıştı. TL short pozisyonların bu kadar birikmiş olması, yabancının gitmiş olması, banka şortların birikmiş olması, yabancı payının düşmüş olması, bono da falan. İzninle bu sefer de ben size sözünü böleceğim. Geçen hafta da söyledim. Demek ki neymiş? Açığa satış o kadar da kötü bir şey değilmiş. Sen doğru adımı attığında oradan çok tövbekar yatırımcı çıkartırsın yani. Jübilesini böyle yapıp omuzlarda sermaye piyasalarını <laughs> terk eden çok yabancı grubu çıkar oradan. Ve koşa koşa da geliyorlar. Yani bak şimdi sohbet sohbeti açıyor. Ya bu %10 marjı niye duruyor hala? Onun da bir düzenlenmesi gerekiyor. Haklısın. Yani bak %10 marjı döviz şeylerden alımlardaki 10 bin, binde 1 miydi? 10 binde 1 miydi? 10 2 oldu galiba artık. Onu düşürdüler 10 on binde 1 evet. oldu. Onun, o, 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 da mesela. Ya, %1'den on binde 10 girişti. binde 2 mi oldu? Ya mesela o da kalksın. Yani bir sürü son bir yılda 7-8 ayda bir sürü şey oldu. Aslında burada piyasada satın alınan e, retorik değişiyor derken o tartışmalı kararlardan vazgeçileceği beklentisi. Ve maalesef ki bunun sonu da hepsi herkes gitti. 19 Kasım'a birikti. Bak geçen gün taksiye bindim. Taksici 19 Kasım'ı konuşuyordu birisiyle. Yani bu kadar para politikası kurulu toplantı tarihinin herkesin diline düşecek kadar şey olması. Bak bu da sağlıklı değil. Tabii, tabii canım. Yani şu anda PPK'dan herhalde koronavirüs hasta sayılarının azalması, global ekonominin toparlanması, oradan bir de OPEC Plus'a el atalım, petrol fiyatlarının toparlanması, Böyle komple bir ee, tek kurtarıcı ve, falan gözüyle ve bakılıyor. öyle bir olacak ki bak ne çıkarsa çıksın mutlaka da beğenmeyen hatırı sayılır bir grup da çıkacak buradan yani. Çıkar çünkü. o Her şey bekleniyor. 150 bas puan bekleyen var, 250 bas puan bekleyen var, 600 bas puan bekleyen var, 475 bas puan bekleyen var, 450 herkes bir şey bekliyor. Laka, 600 bas puan fa politika faiz arttırma bekleyen var. Var var var. Okay. Ne kadar vaktimiz kaldı? Var. 175 var, var. aşağı var, 600 yukarı. Evet. Ya normal. Bence normal. Hayır, hayır normal ya, çünkü... Marjın bu kadar açılması normal yani. Çünkü Sayın Naci Ağbal'ın bir yönlendirmesi olmadı. Gerçekten olacak izlerime. vakti de olmadı zaten. Hayır, yani. Olacak vakti olmadı zaten olmadığı da iyi. Bu, bu konuda iyi çünkü insanlar derdi ki bir dakika ya o zaman hani belirli bir toplantı öncesi şey mi var? ya Belirli gruplara belirli fiyatlamalar veriliyor mu diye. Biliyorsun her zaman bu böyle bir dolaşır. Hani belirli zümreyle, belirli fiyatlamalar önceden veriliyor mu? Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Forex anketinde ve Bloomberg anketinde çıkan 475 bas puan, yani politika faizinin 15'e yükseltilmesi nedir? Gerçek bir faiz arttırımıdır. çünkü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti şu anda yüzde 14.5. 14.5. ya bu mesela gerçek bir faiz arttırımı oluyor o zaman. Eğer biz ortodoks politikaya Sayın Ağbal'ın yönetiminde ortodoks politikaya dönüyorsak ve orada çok ciddi bak Türk lirasının değer kazanmasını istiyorsak öyle yapmalıyız baştan beri bu yapılması gereken. Eğer bu bir şekilde olursa son işlemde baktığım dolar 7.72 idi o her zaman konuştuğumuz 12 Merkez Bankası'nın sayı, sayın Uysal'la 200 baz puan. Faiz arttırımı yaptığı andaki diptir. Dip seviye 7.51.12'dir. 12'dir. Orayı tık diye aşağı. Onları kırarsın. konuşalım ikinci tamam. yarıda ama. Tamam. Şunu da biraz önce sen ortodoks politika dedin. Ee, biliyorsun ülkede hani finansal piyasalara ilgisi çok yüksek bir e, iktisat hocası kesimi var. Ee, sonra havada kalmasın. Yani aslında tam da bir ortodoks politikalara dönüş olmuyor. Malumun ilanı oluyor. Aslında piyasa sadeleşmeye ve tek politika faizinden fonlamaya... Ha. Seviniyor. Şimdi, Aşırı bir ortodoksluk da yok. Şimdi, Oysa ki şimdiki fonlama maliyetiyle arasında 50 bas puan falan oluyor. Şimdi size, hani sonradan üstüne eleştiriler e, gelmesin aynen, diye söylüyor. Relatif anlamda oluyor. Ben anlıyorum seni. şimdi Hocalarımız size kızmasın soruyu, diye. Şimdi size kritik soruyu sorayım. Gerçek manada bir sadeleşme politika faizi üzerinden fonlamaya geçireceğini düşünüyor musunuz? Ben parkta? bekliyorum yazdım da. Hatta be GLP marjının da daraltılmasını bekliyorum. Yeniden 150 bas puanı. Bir dakika koridor devam. Koridor devam. Geçen ay 300 yaptık ya GLP'yi. Evet. Onu da yeniden eski usul 150'ye çekilmesini. Ya tam bir sadeleşme bekliyorum ben. Sen? Ben politika faizinin ee, sadeleşme pol, sadeleşme içinde iki değişikliğe gidilmesini öngörüyorum. Birincisi AOFM yerine tek bir faiz. Yok AOFM kalacak. Hayır. GLP yerine evet. politika Şimdi ben 15... Ne ne bir daha söyler misin? Ya, AFM yanlış ya ters söyledin ya ben yanlış anladım. Hayır hayır GLP'den değil de haftalık repo üstünden fonlama. Ya tamam AFM diye bir şey kalmayacak haftalık repodan fonlayacak. Ama bir yerde o da yetmeyecek biliyorsun ki ve bir yerden faiz koridorunun üst bandından da fonlama şimdi yapılacak. Dakika, ama, şimdi bir dakika o, bir dakika, o zaman bu sadeleşme mi olur? piyasa şu anda ona da ya tam bir sadeleşme de o zaman tam Mayıs 2018'e gitmemiz lazım. Ha, onu söylüyorum. ya bak, pardon sözünü kestim buradan da bir yanlış beklenti doğuyor yani şöyle bir hava var İnanamıyorum buna ya Sayın Abal geldi sanki bir toplantılık oturmuş buraya tabii, tabii. 19 Kasım'da ülkenin ne kadar para politikası üzerine sorunu varsa bunları çözecek ve 20 enflasyon hedeflemesine <laughs> kadar evet iyi yaşa çok yaşa 20 20 Kasım sabahı arkadaşlar ben görevin başarıyla şey yaptım yerine getirdim hadi <laughs> kalın sağlayacak da dip gidecekmiş gibi bir hal var ya kardeş bu süreç daha yeni oturdu daha hala görülen, görülmeyen bir takım sorunlar, sıkıntılar, artılar, eksiler var. Dolayısıyla bence öyle bir sadeleşme beklentisi bende yok en azından yani. Ben iyi bir setle bu toplantıyı kapatacaklarını düşünüyorum. Hatta politika metnini ya çok merak ediyorum. Çok bence mevcut politika metni de uzun bir metin. O kadar kapsamlı şeye de gerek yok. Merkez Bankası'nın derdini, meramını bundan önceki politika metinlerindeki kısalıkta da demiyorum ki onlarda hiç değişmeyenler falan vardı yani yarım sayfa abi evet. ortasını bulalım şunu ya. Evet ya gerçekten Merkez Bankası bu toplantıda ne konuştu? Yani ne görüyor ve nereye gitmemizi bekliyor? Geleceğe dair de böyle güçlü bir yönlendirme yapıp biz bunu bekliyoruz. Politika politika patikasını böyle belirleyeceğiz gibi. Hakikaten yani hepimizin yıllardır özlediği, baktığı işte Rusya Merkez Bankası ne demiş falan gibi. Yani bir kere de olmayacak ee... belki ama bu süreci ha. en azından başlatalım. O, on... Olmayacağını biliyoruz hepimiz. Yani bundan dolayı netice itibariyle yani tahminimi söylüyorum. Her başkan gibi, her önemli göreve gelmiş bürokrat gibi dünyanın her yerinde olduğu gibi Sayın Ağbalı kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Büyük ihtimalle belki keza aynı şey Sayın Elvan için de geçerli, Sayın Bakan için de geçerli. Onlar da herhalde kendi ekiplerini kuracaklar ve hani aynı dili konuştukları, meramını e doğru anlayan ve piyasaya doğru iletebilen bir yeni grup gelecek kuvvetle muhtemelen ya da bugünkü ekibin Sayın Başkan'la Sayın Bakan'la aynı dili konuşmasının da bir zaman maliyeti var. Bir zaman alacak. Dolayısıyla orta vadede evet ama hani onu da bu toplantıda çok beklemem kendi adıma. Ya yani Daha iyileşmiş, daha sadeleşmiş, daha iyileşmiş bir metni beklerim. Ama yani o bütün bu metindeki iletişim sorunu da bir çırpıda ortadan kalkmasını beklemem. Ya ben artık ben artık bu GLP olayının yani bankacılık sektörün için Hani bir fonlama mekanizması olmaktan çıkarılmasını yani benim hani sadeleşmede ana anladığım konulardan bir tanesi de o yani. GLP hani likidite sorunu olan overnight dönemeyen bankaların gittiği faiz oranı değil miydi? Evet. evet. Bizi öyle öğretilmedi evet. mi? Evet. SPK sınavlarında. Yok, herkes, herkes öyle öğretildi. Hayır, herkes öyle öğretildi <laughs> ama o zaman biz ona dönelim yani. Ya biz ona dönelim ya insanlara yabancılara böyle L L W filan gibi acayip böyle Allah Allah ya bu nedir filan sorularını e, artık bir e, hani bizim başka şeylere dönmemiz lazım artık yani bence biz bunu anlıyoruz da hep bir böyle işte belirli kesimleri mutlu etmek ha belirli kesimler derken insanlar yanlış anlıyor ben gerçekten hani Kamu bankalarımızdan 064. Kamu bankalarımız görev zararı yazarken 064'ten konut kredisi kullanıp ev alan insanları çok seviyorum. Çünkü o insanların o eve ihtiyacı var ee, ve yani şu anda 5 puan 5 puan kamu bankası görev zararı yazarak bu vatandaşlarımızı ev sahibi yaptı. Çok güzel olsun. Ama sadece bu vatandaşlarımız ev sahibi olacak diye Türkiye Cumhuriyeti 3 puan negatif reel faize gelip insanlar böyle aa bir dakika ya benim cebimde 1000 lira var dur hemen euro alayım e koşmasın. 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 Biz reel faizi ve euroya koşmamasını bir reklam arası Sen verelim. Tabii tamam koşuyorsun? Evet evet çünkü beni koşturuyorlar kulaklığımla. <laughs> biz bir kısa ara verelim. Dönüşte e, Türkiye'den konuşmaya devam edelim. Tekrar merhabalar. İlk yarıda e, geçen hafta Türk piyasalarında olan hız e, hızlı haber akışını ve fiyatlamaları etkilerini konuştuk. Artık ikinci yarıda da biraz Merkez Bankası'na girelim. E, daha böyle şey, beklentiler, reel faiz konusu. Üçüncü bölüm yapmayacaksak girelim bence de. Ya bıraksak herhalde e, şey yaparız. Yani kimsenin bir şey diyeceği yok. Ses yap, ışık abim. Işık abi biz yayın yapıyoruz. Kargocu arkadaş şey da işte yazışıyor. Paketi bıraksın. <laughs> <laughs> Kargocu arkadaş. Bak o kadar işler toparlanmış ki kargocular bu saatte bile çalışıyor. Bak bunu buna bile pozitif bir iletişim yapabilirsin. Bence reklam bence arasında ona, önemli bir görüşme yaptı. Bence Işık. ona bir Değil hayat mi? hayat gerçeği olarak bakmak lazım. Ee, insanlar şu gün dışarı çık, çıkmadığı ya da çıkmak istemediği için o kadar çok bu e-ticaret sitelerine yöneliyorlar ki bütün Kargo şirketleri ne kadar eleman işe alıp çalıştırırlarsa yetmiyor. Aynen öyle. Onlar da normal iş saatleri içinde kargoyu bırakmaya gelemiyorlar. Emeklerine sağlık. Emeklerine evet, bu sağlık. Süreçte, bu zor zamanda... Ama özellikle bazı şirketlerin biraz daha nezaketle ve hassasiyetli iş yapmalarını da sektöre tavsiye ederim. Evet. evet. Sadece bir defa getirme falan yani. Bir daha olursa da isimlerini veririm ona göre. <laughs> <G> Gerek yok. <laughs> ama bak bu, bu yok. kardeşimiz gerçekten hani telefonla arayarak tabii telefonlu bir ama... Aradı, Arıyor bir konuşuyoruz saygı saygı gösteriyor sağ olsun sağ olsun emeklerine sağ olsun, sağ olsun. bize teşekkür ederse sen yayında falan açacaksın şey yapma tam adresi canlı yayında ver. <laughs> Adrese bütün kanal vakıf zaten şu anda yani tüm bu reji adresi not oluyordu en son zaten. <laughs> evet Merkez Bankası konuşalım. Ee, politika faizinde bir artış beklentisi olan ekip var. Politika faizle birlikte koridorun daha doğrusu GLP'nin biraz eski usulle getirilmesi beklentisi var. PP, e, PPK metninin sadeleşmesi beklentisi var. Geleceğe dair bir patika sunması beklentisi var. E, bir de çok az tartışılan işte tüm faiz artışı bununla mı bitecek yoksa aslında aralığa da bir yönlendirme yapılacak mı beklentisi de e, yavaş yavaş var. Çünkü geleceğin e, 3-6 ay arası vadesinde e, enflasyonda bir 2021'in bir kısmında bir yükseliş göreceğiz. E, bu aşikar yani belki %13'ün üstüne git giden bir enflasyon takip edeceğiz ve o durumda bir miktar daha aslında reel faiz de makası kapanacağı için e, merkez bankasının sıkı duruşunu devam ettirmesi lazım bunu biliyoruz yani 2021'in en azından ortasına kadar bu iş bu şekilde gidecek e, enflasyonda beklenenden daha hızlı bir gerileme olursa yani o zaman politikada yeniden gözden geçim olabilir bugün gelen <laughs> tüketici güven endeksini gördün mü gördüm felaket ya geniş bakmak lazım tabii. hepsine mesela bugün Avrupa Avrupa ekonomisine dair en önemli göstergelerden bir tanesi işte Bundesbank Almanya'da son çeyrekte Almanya ekonomisi durabilir diye uyarı yaptı. Yani eee koronavirüs vakaları arttıktan sonra çok sert Avrupa'da önlemler alındı. Tamam orada eğri de yavaş yavaş yataylaşmaya başladı ama bunun da ekonomiyi bir etkisi Maliyet oluyor. Var, yani bunun da bir maliyeti var. Merkez Bankasına dönecek olursak reel faizlere baktığımızda e, fonlama maliyetinin de artışıyla birlikte e, artıya geçiş var. Özellikle hani o 12-24 aydan bakacak olursan biraz daha reel faiz seviyesi yüksek oluyor. Ha, şimdi izinle burada bir araya girmem lazım. Çünkü bir kavram kargaşası yaşanıyor ve ülkenin gerçekten finansal okul yazarlığı ve çok da teknik bir konu bir doğru anlatalım. Aslında reel faiz dediğimiz şey bugünün faiziyle bugünkü enflasyon arasındaki fark değil. Çünkü bir tanesi yani hep ben hep öyle anlatıyorum. Öğrencilerime de öyle anlattım. Sen bugün paranı götürüp bankaya koyduğunda bir sene sonra alacağın paranın getirisini biliyorsun. Oysa bugünkü enflasyon bir yıl önceden gelen enflasyon. Yani orada bir vade uyumsuzluğu var aslında. Bunun doğru hesaplanma biçimi aynı dönemde. Yani bugünkü faizle enflasyon beklentisi arasındaki şey. Dolayısıyla şimdi hep şu konuşuluyor. Ben orada Kusura bakma gerçekten sözün keserek girdim ortadan ama. Yok. Şimdi sayın Cumhurbaşkan orada neyi vurguladığını bence toplantıda anlayacağız yani enflasyon kadar faiz verme konusu bizi zorluyor orada bir kere hala aslında bir reel faiz vermeye de çok sıcak bakmadığı gibi anlıyorum onu bu bir. Enflasyonu İki... biraz üzerinde diye bir cümle ha. kullandı çünkü. Oradaki enflasyondan kasıt ne bugünkü enflasyon mu? Yoksa önümüzdeki dönemki enflasyon beklentisini mi kastediyor? Bence bu Merkez Bankası'nın ortaya koyacağı şeyle, kararla netleşecek. Ben piyasanın bir kesiminin faiz artışı beklentisinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bak burası da bir sarmal. Yani art peki diyelim ki tamamen örneklemek için söylüyorum. 500 puan arttırdın ya da hadi yuvarlayayım 475 arttırdın. 15'e getirdin şeyi faiz. Piyasa bunu devamlı isteyecek zaten. Ama bak şimdi şu, evet şunu da söyleyelim. Şimdi 400 diyoruz, 500 diyoruz, 600 diyoruz. Hiçbirimiz bunlardan zevk almıyoruz. Yani bir Hayır, kere de, canım Türkiye'de öyle bir şey söylemiyorum bir zaten. faiz ama bunu niye şimdi 400 dediğimizi de bir kere daha maalesef anlatalım. Ekim ayında biz 200 bas puan yapsaydık bu toplantı için 200 bas puan daha konuşuyor olacak. Öyle canım, değil mi? Onu bana anlatmayacaksın. Merkez bankasının kararı çok doğru bu konuda. Ekonomi müdürsün 200 puan arttırır diye anlatan arkadaşlar anlatacaksın bana değil. Yani senin üstünden <laughs> yansıma yaptırmaya çalış. Yani bu Çalıştım. Bir, bir, ya bir dakika ya. Tecavüle arifes miydi? Bir dakika. Neydi? Ekonomi, reel sektör, hizmet sektörü herkes için en önemli şeyler. Kredilerin nerede fiyatlandığı. Bankacılık sektörümüz tarafından mevduatın nerede fiyatlandığı değil mi? Aynen öyle. Şimdi çok değerli bir canımız, abimiz, hepimizin tanıdığı, bugün kamu bankalarımızdan birinden yüzde 15.60 fiyatlama aldığını söyledi. Şimdi mevduat faizleri neredeydi o kardeş Temmuz'da? Sekiz, 8 Sekiz. 8, Sekiz. 8. 8, şöyle 8 yüzde 15 stopajla 8 ha yani %15 stopajla 7'nin altındaydık evet. biz. Bugün şimdi %5 stopajla... 15,5 var. Var. Bak. 15,5 büyük paraya değil ha. Tamam. Ya 15-15,5 var piyasada. Olması lazım bu arada. Şimdi ben Sayın Uysal'ın enflasyon raporundan gidiyorum. Çünkü Sayın Ağbal'ın enflasyon raporunda nasıl değişiklikler yapacağını bilmiyoruz şu anda. Onu da hani... Yani vakti geldiğinde göreceğiz. Evet, o vakti vakti Ocak geldiğinde ayı. Ocak onları takip göreceğiz. edeceğiz. Sayın Uysal'ın enflasyon raporundan gidiyorum yüzde on buçuk, değil mi? On 12.1 nokta Çok özür dilerim. Estağdol. Evet, Gelecek gelecekse, gelecekse sürekli değiştirdiği için kafan karışmıştır normal. Evet çünkü yepte 10.5'tu. on buçuktu, on iki Şimdi ben şöyle şöyle bir e, kendi kafamda e, bu real faiz o şu anda bizim mevduat faizimiz reel olarak bakarsak bu rakamlara pozitife döndü. Tabii. Döndü. Çünkü buna 32 günlük mevduat şeyi. Fakat bizim yani şu söylemden artık bir çıkmamız lazım. Politika faizi ya, ya politika faizi önemli değil ki politik faizi hiçbir yerde kullanılmıyor ki. Yani Aslında her yerde kullanılıyor da sen kullanmıyorsun. E yani, yani sen yani, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir 83 milyon insanını etkileyen bir rakam değil 10.25. Değil mi? Şu 10. anda 10. değil. Şu anda Pardon. değil. Ama biz diyoruz ki bu perşembe politika faizinin 83 milyonu etkileyen ve yabancı yatırımcıya gösterge olan bir şey haline gelmesi söz konusu. Bir şey sorabilir miyim? Ve inşallah gelecek diyoruz. Biz böyle böyle bir... Bu, arada bir, bir şey söyleyeyim. Sadece matematiksel bir şey evet. söyleyeceğim. Şu anda ağırlık dörtlüğün fonlama maliyeti 14.50. Doğru Olur. mu? Yaklaşık söylüyorum. Evet. Getirse bunu 14.50'ye yapıştırsa yani ne eder? Dört politika faizini tamam. 10.25'e getirip 50'ye getirip yapıştırsa geçti kriteri de olduğu yerde bıraksa sizce piyasa fiyatlaması ne olur? Negatif olur. Sırf geçti kriteri penceresi orada kaldı diye. Çünkü şu anda fiyatlamaların içerisinde sadeleşme beklentisi de var. Bence. Ha. ha, yine aynı yere geliyoruz. Çok şey bekleniyor bu toplantıdan. Bak inşallah olur bu arada. Evet, çok şey bekleniyor. Bence çok şey bekleniyor. Ya da ben çok şey bekliyorum. Hayır ay hayır, bunda eleştiri olarak söylemiyorum yani. Peki şunu mu istiyoruz? İstiyoruz derken piyasa beklensin. Her şeyi kaldır abi ortadan. Çek politika faizini 15.50'ye. Dükkanı kapat git. Ya yani dükkanı kapat derken, toplantıyı bitir ve kalk gitme. Ya ben onun e, tabi gönül tek politika faiziyle iş, iş yürüsün istiyor ama Türkiye gibi kadar hareketli ve politikanın tam olarak oturmadığı ülkelerde onun çok kolay ve mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet, aynı Ondan sende. sonra böyle her 15 günde bir PPK ara toplantı şeyi baş gösterir. Yani mesela hangi geçer, senaryoda baş gösterir? E, yani Belki 15.30'da yetmeyecek. Bir haber akışı oldu. Tamam mı? Ne yapacak o zaman Merkez Bankası? Faiz koridoru falan yok. Şimdi haber akışı oldu. En başka bir şeyden bahsediyorum. Ama tamam mı? Bak bir dakika. Mer Merkez Bankası'nın... Ben sizi Merkez... dinledim Sayın Gödek. Bir saniye. Ama böyle şimdi, olacaksa... Yani. Şimdi haber akışı oldu. Başka bir fiyatlama. Mevcut haber akışı devam ettiği sürece piyasa bunu beğenmedi. Biraz daha istiyor diye her seferinde bu verilecek mi piyasaya? Aslında e, sabretseydiniz Sayın Mert şunu söyleyecektim. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının kendilerine bir marj yaratması lazım. Tamam. Yani bu faiz koridoruna eskisi kadar kullanıldığı aktiflikte okey değilim. Ama merkez bankası kendisi bir oyun alanı açması lazım. Tamam. Benim şu anda gördüğüm, okuyabildiğim kadarıyla yabancıda da faiz koridoruna aşırı bir e, antipatik yaklaşım yok. Tamam. Mevcut marjlarla. Yani bu haliyle kabul edebilirler artı eksi 150 ile. Tamam. Yani öyle tek bir politika şey olsun ve koridorda kaldırılsın falan o kadar da yüksek bir şu beklenti. Şunu bir daha hatırlatalım. Yok. 10 politika faizi. Evet. Koridorun üst bandı 11.75 geçti kiri 14.75. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi ben diyorum ki politika faizini 14.75'e getirse. 14.25. 14.50'ye getir. Neyse. Ha, şu andaki AOFM'ye. Evet. Ya. Bunu yapıştırsa 150 puan üstünde koridorun üstü. 300 puan üstünde de geçti girite kalsa. Piyasa bunu beğenmez mi? Piyasa bunu bence beğenmez. Çünkü şunu artık gördük, milyon defada deneyimledik, tecrübe ettik. Olmuyor ya. Yani ya bu kadar böyle dolambaçlı işleri piyasa sevmiyor. Yani Ama gene hem da da hep zaten. Yani olmuyor. Ya yani o yüzden negatif görecek. Ama gene İşin bir de matematik tarafı var. Evet Türk lirası sıkışmaya devam edecek. Maliyeti artmaya devam edecek. Mevduat faizi artmaya devam edecek. Üst, üst şeyden GLP'den fonlama yapıldığı zaman. Bu işin gerçeği, realitesi. Ben, Ama öbür tarafta sen da bir şey, algısı sen var. Sen benim sorumu yanlış anlıyorsun. Hayır anlamıyorum. Hayır, yani... Aslında tam kapsamlı cevap veriyorum. 14.50'ye getirse ve oradan fonlamaya devam etse geçti de kullanmadan. Hiç kullanmadan. Evet. Çok net. Eksi olur, negatif olur. Çünkü bugünkü senaryoların içerisinde, beklentiler içerisinde 15'e 14.75'e çeksin. Önce bir malumu ilan etsin. Ondan sonra da zaten e, biraz daha bu sıkılaşma eğilimi devam eder ve bir sonraki aralık toplantısına kadar biz burada 15 buçuk, 16, 16 buçuk neyse. Abicim işte o aynı... koridorun üstüne geliriz beklentisi Abicim, var. Abicim gene aynı yere geliyorum. Bu bu film nerede bitecek peki? O zaman Aralık toplantısı 16 buçukta geldiğinde Ocak'ta da 18 beklentisi çıkacak. Bu döngü nerede o, kırılacak? O döngü şurada kırılacak. Enflasyon 11'e, 11.5'a, 10'lara doğru gelirse e, senin e. de üst banttan fonlama yapma ihtiyacın kalmayacak. E peki senin en kötü enflasyon beklentin kaç 2021'in ilk yarısında ya da ilk çeyreğinde? İşte 13'ün üstünde. E 13'ün üstü olan yerde 16.5% mi vereceksin yani? Bu kadar reel getirin olmadığı yerde. Orada bir matematikte bir dengesizlik çıkmıyor mu ortaya. Şöyle. Peki soruyu düzelteyim. Getirdi politika faizini ya kusura o, bakma biz bayağı aramızda konuşuyor gibi olduk da. Yok abi yok, şey, yani bu, te, bu olay hakkında benim çok gö, söyleyeceklerim var. da. Gözü telefonda kargocu arkadaşlar çok, çok, evde. Çok söyleyecek şeyler var şunu söyleyeyim. Bu Mert'in sorduğu sorunun çok basit cevabı var. Enflasyon düşmedikçe, çekirdek enflasyon patikası aşağı inmedikçe piyasa Merkez Bankası'ndan daha yükseğini isteyecek. Bu tamam, kadar basit. Tamam peki önümüzdeki dönemde beklenti iyileştikçe şişt. ne yapacaksın? ne yapacak? Ya peki, o zaman da tek peki, faize geçeceksin. Soru soruyu şöyle soracaksın. Ya perşembe günü geldi. Politika faizini 500 puan arttırdı. 15 25'e getirdi. Dedi ki geç dikitte falan filan hiçbir şey yok kardeşim. Allah selamet versin. 15 25'ten veriyorum piyasaya fiyatlamayı şeyi parayı. Orada ne olacak? Enflasyon 13'ü aşmadıkça bence o burayı taşır. Bence taşır. Peki bütün tartışma bence... 50 puan için mi? E, algısı da var. Şimdi GLP'yi Merkez Bankası a, kullanmaya başlıyor. algısı çok ya Abi bak şimdi. Biraz çok güzel sıkıştırıyorum sorularımı. Ama çok güzel ben de profesyonel <laughs> şey yanıt veriyorum. Yani GLP bir kere GLP adı çıktığında bir antipatiyle yaklaşıyor evet. yabancı. Çok net orası. Hiç tartışacak taraf yok. Evet. Faiz koridorunu falan kabul etti. Mayıs 2018'deki o sadeleşmeyle Murat Çetinkaya dönemek sadeleşme. Piyasa artık bunu kabul etti zaten. Bu, bugünlere de öyle geldik. Eylül'deki o alt, 575 bas puan mıydı artış? 600 Hangisi? Mıydı? E, Eylül 2018'deki Ağustosu yani, 625 24'e çekti Evet yani oradan beri bir süre gittik değil mi şeyle e, Tek faizle falan Dediğim gibi yani burada enflasyon aşağı gelince Merkez Bankası'na bir alan çıkıyor Enflasyon yukarı kopup giderse Ya da bozulma devam ederse de Mecburen politika faizine ya sert hareket yapacaksın Bir sonraki toplantıya kadar Eğer orada zaman aralığı uzunsa Ve senin de kalkıp arada toplanma imkanı Yoksa ki toplanmasın zaten bir Merkez Bankası ara toplantısı yapmasın. Zaten Geçen haftaki ya. en önemli gelişmelerden bir tanesi mesela Naci Bey'in pazartesi sabah bunu kesmiş olmasıydı. O tartışmayı o açıklama olmasaydı 5 gün devam edecekti. E öyle imkanı da yoksa sen de mecburen üst banttan yapmak zorunda kalıyorsun ki o şeye kadar zaman kazansın. Ya ben de şunu anlamıyorum. Koridorun üstünü kabul ediyorsun da bütün hassasiyetin GLP'de mi yani? Benim değil. Ha sana demiyorum bunu söyleyene söylüyorum. Ya bu işin ideali... Bütün paranın politika faiz üstten verilmesi değil midir? Evet. Oradan çıktığın anda zaten bir gariplik yok mu bu hikayede? Yok mu? Var. E tamam o zaman bunu koridorun üstünden vermekle çok sıkıştı da GLP'den vermek arasındaki bu hassasiyet nereden doğdu? Yani koridoru inşa edenler benim kadar savunmamıştır diyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Ya, yani Onlar eleştiriyorlar yani Şimdi Erdem Bey'in zamanında başlayan uygulama olduğu için. Yani şimdi yabancılara biz belirli bir mesaj vermek istiyorsak aslında o mesajı vermenin yolu tabii ki Mertin dediği. Ya yani bir tane faize geçeceksin. Hindistan Merkez Bankası gibi işte yani hani Tabii canım bir, her yerde tek faiz var insanların, ya. İnsanların insanların beğendiği yerler gibi Rusya, Hindistan falan gibi ve kendi kendine şunu diyeceksin. Ya arada gol olursa. Yani gol nedir? Türkiye'ye atılan goller genelde siyasi anlamda olur. Bölgesel Yo politik ister, siyasi ise. Şimdi böyle bir şey olursa, tamam. Ben tek faizden, o zaman çünkü Türk lirasını açığa satanları bir cezalandırma, değil mi? O her zaman söylediğimiz, beyzbol sopasını alıp Aynen. adamı döveceksin. O cezalandırmayı ben ara şeyle yaparım. Tek faize dönüyorum. Ya bu aslında çok Sayın Cumhurbaşkanımızın da seveceği, bütün Herkesin seveceği bir politika. Bu doğru, ülkede, doğru olan bu zaten. Bu, bu ülkede herkes yok işte siz faiz arttırımı istiyorsunuz. Yani ne oldu? Ne oldu? 6.85, 8.58'de ülke duracak hale geldi. Gelmedi mi? Geldi. No, geldi. Tüketici güven endeksleri bak bugün açıklandı. Nerelere geldi? Ekim sonunda. Sadece o hareket yüzünden. Şimdi, şimdi ne kadar kendi terse bir... döndüğünü ha, de göreceksin bir sonraki ayda. Şimdi ter yerde. terse dönerken de. Aa işte biz doğruları yap. Yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Kendi kendini aldatmayacaksın. Onun için senin dediğin şey yabancıya inanılmaz güven verir. Ofisinde Londra'da oturan, Abu Dhabi'de oturan, New York City'de oturan insana güven verir. Fakat Merkez Bankası her zaman ya bir dakika ya ben şimdi 15'e aldım. Bir insanları %18'den cezalandıracak yer Bırakayım orada. Bırakayım orada. orada diyeceği için bence güzel bir hareket şöyle bir şey olabilir. Bandı bıraka koridoru hala orada bir cümleyle açıklama yap. İşler kötüye giderse Türkiye hakkında bir şey söylemeye geliyor. Gelişen ülke para akımlarında negatife dönüş. Nasıl Mart ayında görmüştük? Mart ayındaki bir dönüşte. Bazı fonlamanın kitle penceresinden yapılabileceğini hatırlatmak için Hiç isterim. ona bile gerek yok. Ona bile. Küresel, orayı tut. Küresel risk algısında bozulma, bozulma görmemiz ve bunun fiyat istikrarını ters yönde etkilemesi durumunda kadar Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanacak. Bu kadar bu kadar, bu kadar basit. basit. Şimdi bak bu mesela bana inanılmaz bir güven verir. Neden güven verir? Çünkü bir hem sadeleşme politikası var. Doğruya yani insanların istediğini yapıyorsun. Özellikle yabancı kurumsalın. İkincisi de hala işler kötüye giderse bir kendine bir şey tutuyorsun. Burada bir cephane tutuyorsun. Ama senin sorduğun soru tabii çok doğru. Bu senelerdir niye yapılamıyor? Yani Sayın Erdem Başçı'dan beri neden biz bunları yapamıyoruz? Hani yapamadık. Yani yanlış, yanlışlar içinde debelendik. Yani arada e, bankacılık sisteminden atılan işte hepimizin bildiği e, bazı e, arsa spekülasyonlarından geri TL mevduata KGF'ler vardı. Yüz milyarlarca lira falan filan yani artık tabii KGF çok daha iyi kullanılıyor ve yani nereye gittiği... mantıklı kullanılıyor. Daha mantıklı tabii, tabii. Ve Etkin kullanılıyor. Etkin kullanılıyor ve mükemmel bir Sonunda. şekilde onu, o, o yanlışlardan geçtik. Ama biz şu anda iki tane ana şeyi yapmak istiyoruz. Bir... Dolarizasyon ve altınizasyonu ülkede değil mi? Yavaşlatmak ya da bitirmek istiyoruz. Onun için faiz politikasının değişmesi lazım. Aynı şekilde gidemez. İkincisi ve daha önemlisi de artık biz 21 milyar dolar çıkış sonrası 21 milyar dolar TL varlıklardan TCMB istatistiklerine göre para çıkışı oldu. Artık bunun geri dönmesini, ya şu paranın yarısı girse ne olur Mert sen söyle. Yani yarısı Türkiye'ye geri girse bu çıkan paranın 2019'dan beri dolar TL ne olur? Ya geçen faizimiz hafta bir 1-2 milyar dolardan bahsediyoruz. Şurada olan harekete bak ya. Evet. Ya bizim dolar bazında borsamız 1.39'dan bu sabah açılış 1.72'ye gitti. Ya faiz, ya bir haftalık harekette ya. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu yabancı yatır belki çok üzerinde duruyorum ama gerçekten en önemli şey. Doğru haksın. Gerçekten en önemli şey. Ben yani yabancı kurum raporlarında Türkiye için pozitif şeyler yazılınca acayip mutlu oluyorum. Adamlar 10 gün içinde 180 derece görüş çevirdiler. Ha, şunlar beni biraz korkutuyor. Herkesin aynı anda pozitif bir şey yazması. Ya da aynı anda negatif bir şey yazması. Onlar genelde... İşte burada iş PPK ne düşüyor. Sürü sürü mentalitesi dediğimiz şey oluyor. Mesela e, Sokcenden geçen hafta 6.92 dolar TL sat 8.31 zarar kesti bir trade önerisi geldi. Her yerden manşet Tabii. oldu. E, bir hafta önce 9. Evet. Bir hafta önce aramızda konuştuk biliyorsunuz. Bir hafta önce 9 dediler. Burada bak o olsa... Burada 9'dan 692'ye bir kurum dönse bir tane analiz arkadaşım söylese evet. hani herkes tefe koyar çalar. Ben de onu söyleyecektim. Çok yani ağzımdan aldım ve mükemmel anlattım. Aynı kurum aynı kurum bir hafta evvel yazdığı raporda Türkiye'de kriz bekliyorum yazdı. Ya aynı kurum ya ya hani bunu eksi yazdı, bunu ye yazdı değil. Ya bir hafta içinde böyle bir 180 derece dönüş olur mu? Yani sevgili yem stratejisti kardeş. yani hani senin de bir patronun var hesap vermen gereken ama bunu yani aklın yolu programında bizler konuşmayalım yani. Bir hafta evvel Türkiye'de kriz bekliyorsun ondan sonra bir hafta sonra manyak gibi dolar satışı gelmeye başladığında 6.92 USD TRY sat diye trade önerisiyle gelme karşımıza yani. Ya onu de ya onu de. Ama işte Türk insanı bunların ikisini ayırt edemiyor. Ya insanı etmiyor. Sektör de prim veriyor. Ben de buna kızıyorum abi. Yani sektörde de var prim veren. Evet. 8 tane WhatsApp kanalımız var. Her şey herkes bunu yolluyor falan. Çok önemli bir şeymiş diye. Ama bir tane insan Türkiye'nin en önemli bankası Garanti Bankası'nın bilmem net faiz marjı incelemesini göndermez. Gönder, bir, gönderse de okunmaz he, zaten. gönderse de okunmaz ya, o. bilançolar bile konuşulmadı he. şu dönemde ama iki paragraf sok can 6.92 yazar 8 tane yerden o gelir bu ya yani, sektör bu adam noktayı koydu ben bir daha şu konuya bir döneyim evet biz seninle İ konuşmaya iki, devam edelim sakinleşene kadar iki tane mesajı var sayın cumhurbaşkanım bir fiyat istikrarı vurgusu en kısa sürede enflasyon tek haneye indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Hafta sonunda söyledi yani. Evet. Bu ara sürekli Cumhurbaşkanı enflasyondan evet. bahsediyor. Evet. maalesef işte enflasyon kadar faiz verme hali ya da işte o dilimize yapıştı makul bir reel faiz vermenin hali. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın tüm bu söylemlerden e, enflasyon beklentilerini kendi referans alacağını ve piyasanın beklediği kadar büyük bir faiz artışı yapmayacağını, e, söylemden eyleme geçerek sağlanılacak kredibilitenin getireceği döviz akımının buradaki dengelenmeyi sağlaması üzerine bir strateji planlanacağını düşünüyorum. E, algı açısından üzülürüm. En son bu kadar herkesin Türk lirası varlıklara konuştuğu, tek böyle fokusunu no o aldığı ve yerlinin yabancının hepsinde aynı şeyi anlattı. Ekim toplantısı vardı. 22 Ekim öncesi. 21 Ekim öncesi daha doğrusu. Yani bu fırsatı kaçırmayalım. Ayağımıza çok iyi bir pas gelmiş durumda. Ve bunu da kendi iç gündemimizde biz yarattık bu arada. Tüm bu haber akışını da biz yarattık. Evet. Bu kadar yaratmışken ve aslında negatif karşılanması gereken bir ortamda bu kadar pozitif piyasada sana tepki veriyorsa yani bir süre gerçekten yani piyasayla aynı noktada kalmak lazım. Abi piyasayla nasıl kalacaksın? Bir tarafı 175 diyor bir tarafı 600 diyor. Hangi neresiyle piyasa neresiyle kalacak? Aslında piyasa malumu ilan edin. E, nereden fonluyorsanız oraya da getirir de razı. E, Aslında onu e, söylüyorum. E, i̇yi de razı var. değilsin. Bak. Demin 14 ile 15 tartışıyorsun ama benimle bir taraftan da. Çünkü sadeleşme Ben sana tekrar anlatmaya çalışıyorum. Hayır ben ya yok, sa, normalde özel hayatımızda biz seninle bir cümlede anlaşabiliyoruz. Sa, Niye şimdi anlaşamadık? Der, hayır <laughs> sana derken ya pek çok insan var burada. <laughs> Peki bak abiciğim şöyle düşünmek lazım. Böyle olsun demiyorum bu arada. Ben ne olacağını da, yani bence 400 de falan kesecek vardı onu söyleyeyim. Benim beklentim o. 400 arttırsa 14 14.50'ye 14-50'ye getirse ışığın anlattığı gibi 17.5'ta da şeyi tutsa ıı, geçlik kitleyi tutsa piyasa gerçekten 50 puan daha arttırma diye bu kadar mı negatif fiyat Ya enflasyon yani? dinamiklerinde bozulma var ya o dönem bu dönem değil şu anda. Yani şu an bir de geçen ay gördük yani GLP'yi bu marja falan piyasa negatif tepki veriyor. Yani şu anda doğru yapman gereken kadar yani ne oldu ve algıyı nasıl yöneteceğin de önemli. Bu bir. iki. yani evet hepimiz istiyoruz, hepimiz biliyoruz, hepimiz başka yerlerde okuyoruz. Bu iş tek faizle gidiyor. Bunun doğrusu bu yani başka. Tabii ki canım. ya orası tartışılacak konu değil. A'sı zaten. bu bunun yani bunun B'si C'si yok. A bu bir net ama Türkiye gibi bu kadar da Enflasyonun sürekli dalgalandığı, kurun bu kadar dalgalandığı, jeopolitik risklerin konuşulduğu e, ve işte kurdan enflasyona geçişkenliğin bu kadar yüksek, bu kadar hızlı olduğu ülkelerde de o zaman da sürekli bir te, tek politika faizinin sürekli güncellendiği. Yani bu şöyle. Ya bunu çok yukarı bir noktaya çekeceksin. Çok uzun süre orada tutacaksın. Politika faizi mi? Evet. Başka yan etkileri var. Evet. Zararlı. Evet. Ya hiçbir şey yapmıyorsun. Bunun başka yan etkilerini gördük piyasa fonlamasının piyasa faizinin arkasında kalıyorsun. Ya da bu şekilde bir koridorla kendine marj yaratıp ama daha dar bir şeyle e, biliyorsun yani faiz koridorunun nerelerden geldiğini, evet, o marjları evet, falan. Evet. E, sadece geçen ayki GLP'deki değişiklik ben bir 10 dakika falan yani hangi faizin ne kadar arttığını ben hesaplayamadım. Dedim ki ben herhalde yani kendi matematik bilgimi yitirdim. Etrafımdaki insanlara soruyorum ondan sonra. Ya siz karar geldikten sonra hesaplayabildiniz mi diye Herkesten ben aynı tepki alıyorum. Herkes birbirine soruyormuş. Politika mı şimdi? GLP mi arttı? Koridor komple mi arttı? Koridorun yarısı arttı. Üç, üç mi... Gelepim... arttı. Politikadan mı arttı? GLP şey, i̇şte üstünden mi arttı? Bunu Ali Veli, Mert, Orkun, Işık biz bile yani Türkçe konuşan insanlar, Türkçe okuyan insanlar kendi aramızda bu kadar uğraşıyorsak işte dediği Abu Dhabi'de, Londra'da, Frankfurt'ta falan zaten artık Türkiye cover eden de kalmadı. Türkiye cover etti, eden Türk de kalmadı. Yabancı kurumlarda. Yani bu kadarına gerek yok. Yani düzgün, sade, neyse o şekilde gidelim. Ayağımıza çok iyi bir pas geldi. Bunu çok iyi kullanalım. Çok iyi bir rüzgar var. Bak bir haftada gelen soruların tamamen yapısı değişti. Lokaller geçen haftanın ortasından beri bir miktar döviz sattı. Satma eğiliminde 8.50'den falan döviz alan dolar TL bazında konuşuyorum. İşte 500 liralardan falan gram altın alanlar. Yani insanlar düşünüyorlar şimdi bunlar ne olacak diye. Çok, %15 çok mevduat, büyük düşünüyorlar mı? %15 mevduat çok. faizi var diyor. Dolayısıyla alternatif maliyeti %15. Bakın. Yani 8, 8 50, liradan alsa 9 lira. 8.50'den almış adam yani alternatif ile birlikte nerelere geliyor? Ya bu çok iyi bir fırsat. Bunu değerlendirelim. Bir süre bunu değerlendirme ihtiyacımız var. Ya Allah aşkına değerlendirelim. Ye, ye, <gülüyor> Cumhurbaşkanımızın <gülüyor> Yalvarıyorum Cumhurbaşkanımızın ya. açıklamaları sonrası ilk defa hane halkı DTH satışa geldi. Yani bunu yani net söylememiz lazım. Ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ben Naci Bey'in ee, Lütfü Bey'in yani bu ekibin e, belirli bir şeyle yol haritasına geldiğini düşünüyorum. Yeniden güveni tesis etmek için yani bu çok ekstra bir paket falan açıklamalarına da gerek yok. Yani piyasa burada biz bak biz üç, bir saattir üç kişi burada bunu konuşuyorsa ya piyasanın kafasının karıştığı son bir, bir buçuk yıldaki her şeyi tekrar oturup iletişimini kurup anlatmaya, terse çevirmeye, daha mantıklı bir yolda buluşmaya hareket et, etse bu ekip inan yani burada bir devrim olur. Yani Berlin Duvarı'nın yıkışık, yıkılışı gibi. İnsanlar çok bir şey istemiyor yani şapkadan yeniden bir şey çıkarın falan demiyor kimse. Ya bak biz bir saattir burada bunu konuşuyoruz. Burada burada BDDK'ya da inanılmaz bir görev düşüyor. Bu swap ve aktif rasyo olayını devam ettirmek. E, yani şu anda yabancıların ilgisi öyle bir seviyede ki. Yani bir kıdım o tarafta da daha iyi. Yani şey aynen işte Mert aktif rasyodan vazgeçmek artı swap tarafında bak geçen hafta yine bir şeye gidildi. Geri, geri Düzenlemek düzenlemeye geri dönüş. Ya bunu yavaş yavaş yapmaya karar verdiler. O okey. Bence orası doğru. Yani adım adım gitmesi. Adım 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 parça adım, parça, parça, valisi, parça. yani dediler ki bak kardeş, yani şu anda biz artık hani öyle bir döneme geldik ki bu yaptığımız şeylerin geri dönüşünü e, konuşmanın ve aksiyona koymanın zamanı geldi. Bunlar e, Türkiye belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa e, BDDK'nın, Orkun sen bunu güzel söylemiştin, BDDK'nın lira varlıkları üzerinde TCMB'den daha etkili olduğu bir dönemdeyiz ve bu terse dönüyor olabilir şu anda. Şu anda dönmesi de gerekir. Şu anda evet. şu anda bunun terse dönmesi Sayın Bal ile gerçekleşebilir. Ama geçen hafta bankacılık endeksimizi olan e, olan pozisyonlanma normal midir diye sorulduğunda inanılmaz normaldir. Yani sen Türkiye'nin en büyük bankaları 2021 tahmini defter değeri 0.2'lere düşmüşken bu kadar bir, da açık pozisyon varken, bu kadar da açık bu gayet normaldir. Fakat normal olmayan bir şey söyleyeceğim. Normal olmayan şudur ki, şudur ki biz biz düzün bugün baktım yüzde yirmisi, biz 30 Viyop endeksinin yüzde yirmi olan bir sektör bankacılık sektörü ve sürekli bu bankacılık sektörü üzerine yük bindirmişiz. Sürekli. 2018 kur krizinden beri Türkiye'de bankacılık sektörü üzerine bindirilen yük neden? Çünkü reel sektör, hizmet sektörü, her türlü bireysel krediler, faiz indireceksin, görev zararı yazacaksın şu. Değil mi? Artık bak Mert öyle bir döneme geldik ki belki de bankacılık sektörünün bu üzerine bindirilen yüklerden de Artık bu dönem bitti. Fiyatlaması da olabilir bu geçen hafta. Yok bak, ona da ona daha çok uzak olduğumuzu ha, düşünüyorum. Şimdi şimdi bak bu hani bu fazla konuşulan bir şey değil. Ama bu dönem de bitmiş olabilir bankacılık sektörü için. Ha sen bana diyeceksin. Çok haklı olarak ya Işık Türkiye'nin başka büyüme modelim var ya krediden başka yok. 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 Yani inşallah olur. İnşallah olur. Gelecek 30 sene boyunca ve biz bunu görürüz. Çünkü Güney Kore'de işte 1980'lerin başında başlamış. Ne zaman Güney Kore gerçekten bu şu anda içinde bulunduğu modele geçti? 2010 senesinden sonra. Şu anda Güney Kore öyle bir durumdaki artık Güney Kore'yi gelişmekte olan değil, gelişmiş ülke statüsünde sayan çok insan var. 30 sene sürdü bu model. İnşallah Türkiye'de de şu anda düğmeye birileri basar. Biz de 30 sene sonra Allah uzun ömür verirse bunu görürüz. Ama artık ben diyorum ki bankacılık sektörünün üzerine bu binmiş yük de biraz azalıyor fiyatlaması gelebilir. Ya o var biraz fiyatların içerisinde. O da işte aktif rasyoya dönüp dolaşıp geliyor. Dönüp dolaşıp geliyor. Ve ve ben bu kredi büyüme hacimlerindeki hani şöyle gitmiştik ya böyle. Evet onlar normalize oldu. İnanılmaz mutluyum. ya. Yani o kredi büyüme hacimlerindeki... Bugünkü, bugün gelen konut satışlarını gördünüz değil mi? Faiz arttığı anda aşağı. Özellikle ipotekli konut evet. satışları satışı. Tabii, çıkış. tabii tabii onu söylüyorum. Ya ama talebin çok aşırı ya, öne çekilmesi ya, falan ki. da var. Herkes canım, koşup gitti pahalı yani. Bir şey söyleyeyim mi? İkiye katlandı yani şey kredi maliyeti. çevremizde bir, bir de var. 1, 25 1.30'lara 100... falan geldi yani. İnsanlar bu maliyetlerden bir an önce ev alıp yani bu süreç çok uzun sürmeyecek. Yani bir yerde artması lazım. Normal bir süreç değil, normal bir faiz seviyesi değil. Bir önce biz de alalım diye herkes talebini öne çekti. Sağdan soldan buluşturup teminat falan canım. yatırıp. Bu kredi büyümesindeki şu hiperbol şeklindeki hareket tamamen geri döndü. Çok önemli. Bak onunla da ilgili Postif. bir tane yabancı şey okudum. E, Türkiye'de artık krediler, e, kredi büyüme hızı normalleşiyormuş. Hafta sonu okudum onu da. E, yani bunu da benim tespitime, hadi yani Orkun... Ee, doğruyu söylemiyor. Işık anlatamıyor. Mert doğruyu söylemiyor. Arkadaş Girin Merkez Bankası'nın web sitesinde var. Haftalık bu sunumu koyuyorlar. Ya krediler ne zamandır zaten tekhanelere yüzde onlara gelmiş. Kamunun kredi artış hızı düşmüş falan. Yani bak bu neye dönüp dolaşıp geliyor? Görmek istediğinde görüyorsun. Evet. Ama bu da işte bana çok doğru dürüst gelmiyor ama yani ama yatırım yatırım biraz dünyası, yani. finans dünyası da böyle piyasa yapacak bir şey yok. Dediği gibi yabancılar niye şimdi peş peşe Türkiye'ye yolla? Hepsi bir an önce ben geride kalmayayım. Yok Goldman yazdı, JP de yazsın. JP yazmış Morgan Stanley de yazsın falan filan diye. Arada bir tanesi, iki tanesi işte ekstrem uçlarda ayrışıyor. Yani biz de bir adımızı koyalım, şey olmuş falan diye. Senin Merkez Bankası'ndan o zaman genel bir piyasa konsensusu kadar beklentin olmadığını anlıyorum ben. Piyasa konsensusu nerede? E, 4.75 diyelim. Yani en azından Forex ben, ben, anketi ben, falan. Ben, ben, ben biraz altında kalacağım. İki tane kredibilitesi olan yayınlandı değil mi? Evet. Şu an ya ben iki, iki ikisi de aynı. 15. 475 bas falan 15. ve ikisi de gördüğüm kadarıyla 21 tane ekonomistin katılımıyla. Ben, sen da. peki 14'ün altında bir politika faizi bekler misin? Hayır. Heh. Ya ben e, getirip <laughs> şey yapıştıracağını bekliyorum. E, ee, 14, 14.50 gibi bir yer yapıştıracağını bekliyorum. Sen ne bekliyorsun Işık abi? Ben, e, Bu arada inşallah sizin dediğiniz yapar, onu da söyleyeyim. Ben anketlerde çıkan beklentinin de üzerinde bir politika faiz arttırımına gideceğini düşünüyorum Sayın Ağbal ve takımının. E, şu andaki görüntü bu kadar pozitife dönmüşken piyasaya bir kademe daha şey vermek, güven vermek. Bak kardeşim, Sayın abalım birinci açıklaması neydi? Önceliğimiz enflasyon. Evet. Çok önemli ve doğru bir açıklamaydı. Kesinlikle. Bunu aksiyona koyduğunu göstermek. Çünkü bunu aksiyona koyması için şu anda 14.5 şey AOFM onun ciddi üzerine çıkacak o zaman. Bu ciddi ne abi mesela kaç ciddi, yani? Yani işte 10 10 25'ten 500 bas puan yapsa 15-25 mesela. Peki. Ciddi üzerine çıkmasa 75 bas puan. Önemli yani. Okey. Ondan sonra da Orkun'un dediği tarafta da sadeleşme tarafında da evet Orkun sen çok haklı bir şey söyledin. GLP'yi 150 bas puan aşağı aşağı çekebilir dedin değil mi? Ve Eylül toplasa geri döndürdün. Çekmeli ha. dedim. Evet yani ben, ben şöyle diyorum eee bu olayı da Şahin yapacağı e, politika açıklamasında. Yani eğer küresel akımlar gelişen ülkelerin tersine giderse oradaki GLP fonlamasından yapabilir mi? Yani 300'de tutar mı diyorsun? Doğru mu anlıyorum söylediğini? Ben şeyden... Koridorun üstünden 300'de... Hayır ben korid koridor tamamen şey yapar. Sadece GLP'den fonlama yapabilir. Yani 15-25 politika, 18-25. 18-25. Bak evet. biz bile anlaşamadık yani. Bak, konsensus tabii, yok. Biz, biz bile üç farklı şey düşündük. Hayır konsensus. Önemli olan, önemli olan şu lira varlık ralisini devam ettirmek. Ha, şimdi buradaki kritik soru şu abi. Evet. Geçen hafta da bunu söylemiştim. Sakın ola ki hatırlayacaksınız. Hani TL'de bir değerlenme var. Ee, hani yapması gereken, atması gerekenden geri durmaması gerekir Merkez Bankası'nın diye. Şimdi burada bence sorulması yani cevabını bulamayacağız tabii de şunu bir düşünmemiz lazım. Acaba burada Merkez Bankası açısından bir hedef olmamakla beraber buradaki denge noktasını kur üzerine nerede görüyor Merkez Bankası? Yani bunu gerçekten bir 7 liranın altına getirmek gibi bir niyeti var mı? Ya ne bileyim ki... 7 20 7 50 arasında bir yer bana yeter eyvallah mı diyor. 7.50-7.70 mi belirliyor orayı? Kur kaç aydır 7'nin üstünde? Hatırlıyor oh. musunuz? Yazın biz yayındayken bir kırmıştı. Hatta ilk 6.85'ten 7'ye bizim yayınımızda gitti. Sen anlat ben. Yani 2-3 ay mı oldu? 2-3 ay. Ağustos, 3, Eylül, Ekim. 3, 3. 3. 3 ay gibi. Şimdi yani çok kritik de değil de yani yaklaşık 3 aydır falan bu ülkede 7 lira kurun üzerinden mal ithalatı var. Bunlar bu girdiyle girdi. Bunlar fiyatlandı. Satılanı var. Satılmayanı var. Yapılan ihracat anlaşmaları var. Euro için de bahsediyorum. Pound için de bahsediyorum. Yani öyle bir anda bu dakikadan sonra kimse de burada kalkıp ee, aman aman bir TL değerlenmesi de beklemez. Buna ben de mesela karşıyım. Sen karşı değil misin? Ben karşı. Komple bir yani yukarı giderken de ben belirsizliğe karşıyım. Aşağı gelirken de. Yani inanabiliyor musun? Bir hafta önce mal konuşuyorsun. Mal satmak için işte yabancıyla ya da burada içeride. 8 buçuk. 1 lira aşağı geliyor. Bir hafta sonra 1 lira aşağıda. Yani bu da sağlıklı değil. Tabii 1 lira dediğin %15'e yakın ya neredeyse bu arada. Bu yani, arada şunu da unutmamak lazım. Ee, yani bu volatiliteden bir kurtulması lazım buran. 2 6 50'ler yaklaşık normal 2020 yılına başladığımızda pandemi riski falan yokken yıl sondaki Kur beklentisi. Yani enflasyondan bir miktar daha değer kaybetmiş. 6.47'ydi. E, hadi de ki ona 6.50. <laughs> biz, e, biz ikimize e, aynı e, cevap e, veriyoruz. E, Sen bak... de tamam ya diyorsun. Gene <laughs> bir dejavu yaşadık. Şimdi bunun üstüne ister istemez bir pandemi riskini zaten koyacaksın yani. Hani pandemi yokmuş gibi dönüp de fiyatlayacak halin yetmiş, yok. 6.70'ü 6.80 olsun. İşte zaten Merkez Bankası beklenti anketinde de herhalde yıl sonu 6.85 mi çıktı? Şey 7.85 mi çıktı? 7.85 i̇şte, çıktı. Işte aşağı koyarız. Dolayısıyla gene aynı yere geleceğim. Dolayısıyla piyasanın beklediği kadar bir faiz artışı bence piyasa her gün fiyatını beklesini politika faizinde de, geçlik hittede de, de sadeleşmede de fazla yukarı çekiyor bence. Ve ben bu piyasayı biraz tanıyorsam, siz de benden daha iyi tanıyorsunuz, Estağfurullah. verdikçe fazlasını isteyecek burada. Ya öyle bir şey de yok. O zaman da kalkıp yani bugün nasıl anlatsak o zaman da kalkıp deriz. Evet doğru. Piyasa ister her zaman. Yani her yerde fetter de ister. Sonunda ben, ben burada ne dedim? Sen yapmasan da o piyasa bu faiz artışını alacak senden dedim ve ekip toplantısında dedim. Aldı mı piyasa? Misli misli Aldım. Isim isim aldım. Keşke orada 200 artırsaydık da bugün burada 200-250 daha konuşuyor olsaydık. Yani bir kere de gerçekten yani. Acaba 200 artırsan bugün konuşacak mıydın yani? Onda bilemezsin. Yani evet ama Kur Türkiye stabil hale gelmiş olsaydı gerek yani mu? konuşur muyduk acaba? Türkiye'ye dair raporlarda yani böyle 500 le, le... hayır ya yani artık bu, bu ligden çıkalım gerçekten. Bir de bak, yani... bir daha söyleyeyim arkadaşım bu ülkenin gerçekten daha ciddi riski faiz riski yani bunu göz ardı etmemek lazım. Bir kurs stabilizasyonu ihtiyacımız var. Ya bu iş sadece faizle olsaydı bugüne kadar Türkiye bu sorunu 7000 defa çözmüş olurdu. Çözebildin mi? Çözemedin çünkü başka bir yerde sorunun var senin. Yani yapısal sorunun var. Ekonomide de var, hukukta arada da o, var, o Yapısal de sorunların var. falan da herhalde Naci Bey ve ekibinden çözülmesi bekleniyor. Yani piyasa çok şey bekliyor. Ya ben başında çok şey söyledim, bekliyorum. mucize bekleniyor. Evet. Yani, yani bu kadarı fazla ee, Bitirdin mi şimdi? Bir şey ekleyeceğim Yok, mi? Yok bu kadar. Ben yani ben bu ekibin e, bu kadar beklenti geri çevireceğini düşünmüyorum. Çünkü iki, iki, kritik sebepten dolayı. Bir tanesi burada hatırlayacaksınız ben Eylül ayından beri sürekli neredeyse her yerinde tek bir şey söylüyorum. 24 Kasım'da Türkiye'nin 10 yıllık tahvil ihracı yeniden gerçekleştirecek. Evet. Eylül'den beri diyorum değil mi? Evet. Ve bu çok önemli. 2 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye 10 yıllık ihraç edecek. E, ve ben burada yabancı girişi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. E, PPK peşine yabancılarla, Türklerle ben çok hızlı bir şekilde toplantı yapılacağını düşünüyorum. Bir şekilde iletişim kurulacağını düşünüyorum. Ben de o düşünüyorum. Ee, bunu, Olması gerektiğini bunu düşünüyorum. Bunun bir paket halinde e, kurgulandığı kanaatindeyim. E, o nedenle o sürpriz toplantı bu toplantı değil. Ters ayakta bırakma. Ya Olabilir. Ekim'de de çok net konuşuyorduk. İnan, o, en azından düşündüğümü söylüyordum Bak, bir ben. Bir şey düzeltmeme izin ben ver. Ben de mesleki Ter, ters, ters olarak bırak, alırım. Ters ayakta Doluma bırakmaktan devam söz ederim. etmiyorum bu arada. Piyasa beklentisini çok yukarı çekti. Yani ters ayakta bırakmak pas geçerse ters ayakta bırakmak olur o. 200 yaparsa da pas 200 eh peki da ters, yani dolayısıyla marj o kadar açıldığı için mutlaka zaten bir taraf ters ayakta kalacak burada belli oldu o yani. Ters Onu ayakta da. bırakmak bence %14,5 altında bırakmak. Şu andaki yani 400, fonlamanın altında kalması. Şu andaki fonlamanın altında kalması şu anda 400 ve altındaki şu anda 7, bir faiz artışı. Şu anda 7,72 olan dolarda başka ne yapılırsa yapılsın ciddi bir yukarı hareketliliğe neden olur. Bunu yani basitçe söyleyeyim. Ama şöyle bir şey. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesini demin Orkun söyledi. Senin bir haftada 179 bas puan 10 yıllık gösterge tahvil faizi neden iyileşti? Beklenti. Ne, neden? Enflasyon beklentileri üzerinden iyileşti. Sayın Ağbal'ın pazartesi günkü açıklaması çok kritik bir açıklamaydı. Çok kısa. Bak kısacık da derdimizi anlatabiliyormuşuz değil mi? Şeffaflık, evet. sadeleşme, evet. iletişim. İletişim. Falan. Hepsi bak bir şeyin bu, içerisinde. Bak bu, bu Bunların hepsi, bunların hepsi bizler bu dünyadan gittikten çok uzun zamanlar sonra Türkiye'nin şu andaki durumunu yazan insanlar tarafından irdeğenecek. Çok basit şeyler. Ya bunlar şeyden, yani Raguram Raja'nın Merkez bankacılığına getirdiği sadeleşme modelleri. Yani bunların incelenmesi lazım. Hindistan Merkez Bankası'nın efsanevi başkanı Raghuram Rajan. Ya kardeşim sen 3 cümle içinde derdini anlatacaksın. Böyle paragraflarca filan bir şeyler filan. Yani sen Alan Greenspan değilsin. Orhan Pamuk da değilsin. Evet, yani sen Orhan Pamuk da değilsin. Yani sen Sohbetine hani Alan Greenspan'ın çok önemli bir lafı vardır ya. Benim ne demek istediğimi anladıysanız ben başarısız olmuştum. Ben kendimi başarısız olmuş sayarım. Bak adam yani çok önemli bir insan. Öyle Çantasında üstün bir beyin mı, ki... kravatından evet. mı karar ha, şeyi yani Işte, diyordu. yani adam, adam özellikle anlaşılmamak için yazıyor o metni. Şimdi biz ama tam tersi olmalıyız. O fed. O fed. Sen ola... Yani sen üç cümle içinde Raguram Rajan gibi derdini anlatabilecek bir merkez bankası. Naci Abal geldi. Üç tane cümle. İnanılmaz hoşuma gitti yani. Yeter. Başka Bu arada bir biz gerekti. onu da denedik. 2011-2012'de Erdem Başçı döneminde, Erdem evet. Bey döneminde e, belirsizliği Merkez Bankası yaratsın. Nereden fonlanacağını piyasa bilmesin. EPS evet. günleri falan vardı. Hı. Sonra, sonra Erdem Bey 1.92 dedi. O da be, ya, o olmaması gereken Tarihi bir hata oldu. Olmaması gereken bir hataydı o. Onu da kendisi de kabul ediyor. Ama yani şunu söyleyelim insanlara. Biz şu anda basit her şeyi çok basite indirgeyerek yani ilkokul çocuğunun anlayabileceği seviyeye indirgeyerek hareket etmesi gereken bir ülkeyiz. En azından bu virajı dönene kadar. Evet bu virajı dönelim bir rahatlayalım. Yani Türkiye'den kimse aman abi işte bilmem özel sektör efeks borçluluk oranlarına bak ya işte e, hazinenin durumuna bak filan diye böyle alarmist şeyler yazmak zorunda kalmasın. Ondan sonra başka şeyler deniriz. Ama şu anda bence hani Mert ben senin görüşüne çok saygı duyuyorum. Evet bu ülkede faizler de çok önemlidir. Reel sektör işte kamu bankalarımız daha az. Görev zararı yazsın falan filan. Okey. Ama şu anda biz tüketici güven ve endekslerine baktığımızda bu ülkede 83 milyon vatandaşın bu kur hareketinde çok büyük bir rahatsızlık yaşadığını bu enflasyon beklentileri düşmedikçe çok büyük bir rahatsızlık yaşadığını görüyoruz. Onun için de bir haftadır bazı hareketler yapılıyor. İnşallah da devamını bekliyoruz. Bu arada evet. şunu söyleyeyim ben sizde hem fikri bu arada. Yani yapması gereken konusunda sizden fikrim. Yani bunu ama, ikinci yarı komple ama, yedikten sonra son 3 yani, dakika kala mı işte yapacak <laughs> şey Yok. Hayat bazen ya, böyle. Bak, bu bu reyting sevdası. <laughs> bu reyting sevdası. <laughs> Ama siz de hem fikrim ama piyasanın sizi kastetmiyorum. Yani sizin beklentilerinizi kastetmiyorum. Piyasanın bir kesiminin çıtayı fazla yukarı koyduğunu ve onların beklentisi karşılayacak kadar bir şey çıkmayabileceğini düşünüyorum. E, yapmayalım. E, bu virajı dönelim. Bak gerçekten doğru düzgün bir rüzgar esiyor. Rüzgar arkamızda. Ve yine söylüyorum bu kadar haber akışı, sert haber akışının olduğu ortamda biz ülke risk primini düşürdük piyasada bir şans tanıdı yani bak burada 400-500 basman faiz artışlarını beklendiği bir ülkede getire erisi 2 yıl vadede 10 yıl vadede falan aşağı geliyor. Offshore evet. swap faizleri hala bakıyorsun e, aylıklarda falan yani 13'lerde 14'lerde şey 1 yıl vade sonrasına gidiyorsun 15'te kalmış yani yatayda bekliyor falan e, sadece bu dönemde şeyi kazanamadık. E, Opsiyon volatilitesi yükseldi kur yukarı evet, şey aşağı evet. gelirken. O mesela o ters. Bugün de yüksek 7.54, 770 gibi mesela yani. Ya yani opsiyon fiyatlarında da yansımışlar bu arada o. Yani o onu yapamadık. Çünkü o çok sert geldi. Belki insanlar da kendini bir şekilde e, burada hec etmek istiyorlar bu arada. Yani bu bir risk. Yani bilmiyorsun gerçekten. Yani burada bir bilinmez var. Bunu en son Eylül'den 2'si bir toplantısı için miydi? Ekim'de kimi içindi? Ee, orada da görmüştük. Yani Euro'ya dair de böyle bir belirsizlik vardı ve herkes... Eylül'dü galiba. Eylül içinde. İşte Amerikan seçimlerinin olduğu gün 3 Kasım'da bunu konuştuk. Sevgili Özgür bağlanmıştı. Herkes dedi bir belirsizliğin o ertesi gün neye uyanacağını bilmiyor falan. ya yani Bunu olabildiğince azaltmakta. Olabildiğince kontrollü bir şekilde götürmekte fayda var. Yeni yönetime de şans verelim. Ben ilk günde bunu söyledim. Söylediğimde de çoğu insan deli dedi. Burada da konuştuk bir rüzgar var. ya yani bu topu doğru düzgün kullanalım. Ee, en azından şu virajı dönene kadar. Yani özel sektörün biraz önce FX boşluğundan bahsediyorum. Takvime bakıyorsun. E, iki i̇ki kritik ay vardı. Ekim ile Kasım. Bundan sonra gelecek yılın ortasına kadar Türkiye'nin özel sektöründe dış borç kredi şeyi rahat. Takvim rahat. E, o, o da devreden çıkıyor. 30 saniyeymiş. Son sözleriniz var mı? bu, <laughs> i̇yi konuştuk ben, vallahi 2 saat Türkiye. Ben sevgili kardeşimiz Cüneyt Paksoy, ve evet. ailesine e, rahmet dilemek. Sevgili annesini e, kaybetti. Yattığı yer nur olsun. Evet. E, bunu söylemek istiyorum. Cüneyt seni çok seviyoruz. Sabır ve güç diliyoruz. Ben bu, de bugün konuştum. Bu, bu, bu zor zamanlarda sevgili kardeşim. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. etsin. E, Cumaliye'de sabırlar bir kez daha. Evet, geride kalanlara da sabır diliyoruz. E, maalesef yani sektörde değil mi? Bir aydır. Neyse bu programın bir tanesi falan sekmiştir yani çok böyle tazeler verip duruyoruz. E, son olsun. Teşekkür ediyorum. E, i̇yi iyi Türkiye konuştuk vallahi hiç dışarıya bile giremedik. Dışarının gündemine bile e, bir fırsatımız kalmadı. Bu dışarının gündemi de şu anda Türkiye. Evet. Ya ben Bak bu çok güzel bir şey. <laughs> 8 sendir olmamıştı. Dışarının gündeminin Türkiye olması. O zaman haftaya ee, i̇nşallah siz PP... devam edeceksiniz. Ben izin isteyeyim. Hayır <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> e Anca beraber kanca tamam. beraber. Haftaya buradan devam edelim. PPK'da da inşallah sürpriz çıkmaz. Biz i̇nşallah. de bu rüzgarı kullanırız. Ülke için olsun. En evet. doğru karar alınacak. Biz de ülke için en iyisini istiyoruz. Abi. sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de. Senin ee, de. bizden bu kadar. Ee, olabildiğince son bir haftanın hareketliliğini özetlemeye, beklentilerimizi konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.